Arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız hepiniz hoş geldiniz. Gençler 40 soru serisi kaldığı yerden devam ediyor. 40 soruda mantık ve kümeleri işleyeceğiz bugün bu dersimizde bu videomuzda. Yine hiç şaşmıyor yaklaşık olarak 1 saat 40 dakika 1 saat 40 50 dakika arasında bir dersimiz olacak. Ve sevgili arkadaşlarım birbirinden güzel sembolik mantık ve küme soruları çözeceğiz. Yani bu videodaki soruları izleyen, çözümünü öğrenenler bir pişman, öğrenmeyenler bir pişman. Efsane sorular çözeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla mutlak surette pür dikkat ekrana odaklanın. Ve yanınızda da kaleminiz ve silginiz mutlaka olsun. Evet tabi kalem ve silgi yetiyor mu yetmiyor. Kitabınız da elinizde ise ya zaten tadından yanmaz. Evet gençler bugün sizlerle birlikte hemen hatırlatıyorum arkadaşlarım. Söylüyorum 46. sayfadan 53. sayfamıza kadar geleceğiz. Ve o 46'dan 53 sayfa aslında yüksek gibi duruyor. Yani yaklaşık 8 sayfa ama inanılmaz bir şekilde hızlıca aktığını göreceksin ders. Buna emin olabilirsin, ben kefilim. Evet, hazırsan, abone olduysan, videoyu da beğendiysen ki bu beni inanılmaz derecede mutlu edecektir. O zaman gel geçelim dersimize. tadından yenmeyecek dedik sorulara. Gerçekten öyle miyim? İstersen bir bakalım. 40 defa söylersen olur dedik. İşte şimdi ilk defa söylemeye başlıyoruz. Evet İlk sorumuz bir sembolik mantık sorusu. Bir bakalım birlikte sorumuza. Şimdi önermeler verilmiş eyvallah diyelim. Buna göre demiş 3 tane bu denkliklerden hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi öncelikle kök 3 ile kök 5'in toplamı kök 8 yapar mı? Kök 3 ayrı bir irrasyonel sayı, kök 5 ayrı bir irrasyonel sayı. Bunların toplamı kök 8 yapar mı? Tabii ki de yapmaz. O halde sevgili arkadaşlarım, biz buna ne diyoruz? 1 değil, 0 diyoruz. Bir şeyin önermenin doğruluk değeri yanlışsa 0, eğer doğruysa da 1 demek zorundayız biliyorsun. Peki hocam kök 10 ile kök 2'nin çarpımı ki nedir normalde? Kök 20'dir. Kök 20 de 4 çarpı 5'in karekökü olduğu için 4 dışarı 2 diye çıkar ve bu 2 kök 5'tir. E burada da zaten bize 2 kök 5 demiş. O zaman Q önermesinin doğruluk değeri 1'dir. Kök 25, 5'in ta kendisidir. Kök 16'da 4'ün ta kendisidir. Peki ben bundan bunu çıkarırsam. Kök 9 yani 3'e eşit olur mu? Tabii ki de olmaz. R önermesinin doğruluk değeri de tabii ki 0 olacak. Şimdi demiş ki bize. P veya Q vere R. P neydi? 0. Veya Q neydi? 1. Ve... R neydi? 0. Şimdi buradaki ana bağlacımız V bağlacı. Burada ne var? 0 var. V bağlacının hemen bitişinde bir 0 varsa o önermenin doğruluk değeri kesinlikle ama kesinlikle 0'dır. Yani 1 değildir. O halde birinci öncülümüz patladı. Geçtim 2'ye. P ve Q'nun değili demiş. E, P 0'dı. E, V'nin yanında 0 var. O zaman burası hocam komple 0. Burada veya var. Şimdi buraya geldim. R ve Q. E, şimdi R 0'dı. Q 1'di. E burası ne olacak? 0 ve 1. V'nin yanında 0 varsa hocam 0 olacak. Peki 0 veya 0 veya bağlacının her iki ucu da 0 ise sonuç nedir? Tabii ki 0'dır. Dolayısıyla ikinci öncül de gitti. Çünkü burada 1 demiş bize. Ve devam ediyorum. Üçüncü öncüle de demek ki cevabımız yalnız 3'müş. Ama yine 3'e de bakalım. P'nin değili yani 0'ın değili 1. Veya veya bağlacının yanında 1 varsa sonuç 1'dir. O halde bakmaya gerek yok. Burası 1 olacak. Burada ne var? V var. Bir de Q'nun değili. E şimdi 1'in değili nedir? 0'dır. V bağlacının yanında 0 varsa sonuç 0'ın ta kendisi olacağı için ne burada da 0 dediğine göre demek ki 3. öncülümüz doğru. Cevabı zaten işaretlemiştik. Doğru cevap B seçeneği olacaktı dedik ve devam ediyoruz. ikinci sorumuzda. Mikrofonumu da şöyle biraz daha yaklaştırmak istiyorum açıkçası. Heh, tamam güzel. Eğer kulağınıza bir zarar verdiysem özür dilerim arkadaşlar. Yani böyle mikrofondan gelen bir ses varsa sizi rahatsız edecek. O yüzden kusura bakmayın. Evet, evet ikinci sorumuza geçtik. İkinci sorumuzda P'nin değili ve Q veya P'nin değili ise Q'nun tamamının değili bileşik önermesinin en sade hali soruluyor. Şimdi öncelikle şurası halledilir. Onda bir sıkıntı yok tamam mı? Ama şu ise bağlacı var ya. Ben bunun kalkıp da değilini falan bu şekilde alamam. Yani ise'nin değili gibi bir kavram aslına bakarsan direkt olarak bir kuralı yok. Ama biz bunu çok güzel bir hale sokabiliriz. Çünkü bu ise dediğimiz bağlaç veya'ya dönüştürülebilir. Şimdi ben olduğu gibi yazıyorum. Bak P'nin değili ve Q dedim. Daha sonrasında veya yapıştırdım. Burada ben bu ise'yi ortadan kaldırıp bunu veya'ya çevirirsem ilkinin değilini alıyorum. P'nin değilinin değili P'dir. İkincisini aynen yazıyorum. Q'dur. Yani burası P veya Q'ymuş. Peki bir de bunun neyi var? Değili var. Şimdi Demorgan kurallarından ki bu kümelerde de var sembolik mantıkta da ki hocam sembolik mantıklarla kümeleri niye bir arada işliyoruz şimdi bu videoda diyebilirsin haklısın zamanında ben de sormuştum ama çok da güzel bir açıklama sunmuştu bana Serdar hocam arkadaşım kümeler ve sembolik mantık birbirinden ayrılamaz iki bütün birbirinden ayrılamaz iki bütün. İkinci soruyu çözer çözmez hemen bazı özelliklerinden de bahsetmek istiyorum. Şimdi burada demorgan kuralları yardımıyla ben bunun değilini alırım. Buraya aynen yazıyorum. P'nin değili V, Q dedim. Veya yapıştırdım. Burada da ne var? P'nin değili. Bak burada veya vardı bu V oldu. Q vardı. Q'nun değili oldu. Çok güzel. Şimdi bak. Burada ne var? V. Burada ne var? V. Bunlar iki ayrı parantezin içerisinde ve dışarıda da bir veya işlemimiz var, veya bağlacımız var. Burada P'nin değili burada P'nin değili var. Demek ki P'nin değili dağılmış. Nasıl dağılmış? P'nin değili parantezinde ama ne parantezinde? Tabii ki ne parantezinde? V parantezinde. P'nin değili V dedim. Açtım burayı. Q veya Q'nun değili yazdık buraya. E şimdi Q veya Q'nun değili. Bu 1 ise bu 0, sıfır, bu 0 ise bu 1. Veya bağlacının içerisinde bir tane bile 1 varsa sonuç 1'e gidiyordu. Demek ki burası 1. Yani bu işlemin sonucu P'nin değili ve 1'miş. Şimdi geldim buraya. P'nin değeri ise 0 sıfır ve 1 bize 0'ı verir. P'nin değeri 1 ise 1 bir ve 1 bir bize 1'i verir. Yani bu ne demek oluyor? P'nin değili neyse cevapta o oluyor demek oluyor. Yani burası P'nin değiline denkmiş. Bak şu kocaman ifade aslında P'nin değilinin ta kendisiymiş ve en sade hali sorusu bence gayet sade artık. O halde doğru cevabımız A şıkkı olacaktı sevgili gençler. Evet şimdi bazı özelliklerinden bahsedelim demiştim. Bu özellikleri mutlak surette kendiniz de araştırın ama tamam mı? Yani her şeyi hap gibi böyle hazır olarak elinize vermeyelim. Şimdi kümelerde evrensel küme diye bir kavram vardı değil mi? İşte bu kümelerdeki evrensel küme aslında sembolik mantıktaki bire tekabül eder. Kümelerde boş küme vardır değil mi? İşte bu içinde eleman olmayan küme de sembolik mantıkta bize sıfırı ifade eder. Şimdi A kümesine P önermesi B kümesine Q önermesi karşılık gelecekse eğer ve ben bunu şu şekilde birleştiriyorsam A birleşim B biçiminde aslında bu sembolik mantıktaki P veya Q'dur. Eğer ki bunları kesiştiriyorsam işte bu da sembolik mantıktaki P ve Q'dur denilebilir. Ben kümelerde bir A kümesinin tümleyenini mi alıyorum? Evet, o zaman P P önermesinin değiline tekabül edecektir bu sembolik mantıkta. Yani bu demek oluyor ki kümelerin bir sonucu olarak sembolik mantığı veya sembolik mantığın bir sonucu olarak kümeleri biz elde etmişiz ki önce kümelerin oluştuğunu kavrayabilirsek daha da iyi olacaktır. Yani kümelerin sonucu sembolik mantık oluşmuştur. Sembolik mantık da neden böyle bir şey var? Bu da matematikteki ve hayattaki bazı olguları, bazı kavramları e, matematiksel bir dille ifade edip bunların daha kolay çözüme kavuşabilmesi için gerekli ve yeterli olan şeylerden bir tanesi. Evet, Üçüncü sorumuza devam edelim şimdi. Üçüncü sorumuzda diyor ki bana P ise P'nin değili ya da P ya da boşluk denktir 1'e eşitliği veriliyor, denkliği veriliyor. Buna göre bu boşluk yerine bunlardan hangileri kesinlikle gelebilir diye sorulmuş bize. Şimdi öncelikle şu içerideki P ise P'nin değilini merak ediyorum ben. P ise P'nin değili. Şimdi burada eğer P 1 ise P'nin değili 0. Eğer P 0 ise P'nin değili tabii ki de 1 olacaktır. Arada da ne var? İse bağlacı var. Peki 1 ise 0 neye denktir? 0'a hocam. 0 ise 1 neye denktir? Hocam o da tabii ki 1'e denk olacaktır. E peki madem öyle burada P'nin değili neyse Cevap da o oluyor. P'nin değili birken iken cevap da o oluyor. Dolayısıyla bu önermemiz bizim P'nin değilinin ta kendisine denktir. E şimdi madem öyle ben buraya P'nin değili yazabilirim. Daha sonrasında P'nin değili şu arada ya da var gördüğün üzere ve burada da P'miz var. Artık burayı kapatabilirim. Ya da dedim dışarıda da bir boşluğumuz var. Denktir 1 demişiz buraya da. Şimdi buraya bakalım. Ya da bağlacımız var. Ya da bağlacında Burası 1 burası 0 olacak. Burası 0 burası 1. Ya da bağlacının iki ucu birbirinden farklıysa 0 1 1 0 gibi. O halde mutlak suretle cevabı 1'dir buranın. Bak şimdi burası da 1'miş. 1 bir, ya da boşluk denktir 1 ise. Ne dedik ya da bağlacının iki ucu birbirinden farklıysa cevap ancak o şekilde 1 çıkar. E burası 1 ise ben bu boşluğun cevabının 0 çıkmasını isterim tabii ki doğal olarak. Madem öyle 0 çıkacak gel şuna bakalım. Bu 1 ise bu 0, sıfır, bu 0 ise bu 1. Arada B bağlacı var ve eşin içinde mutlaka bir 0 varsa cevap tabii ki 0'dır. Demek ki 1 olur. Şimdi geldim buraya. Ancak ve ancak bağlacının iki ucu birbirinden farklıysa cevap 0. İki ucu birbirinden aynı ise cevap 1 olacaktı. E, P1 iken P'nin değeri 0, sıfır, bu 0 iken bu 1. Bir. Yani birbirinden farklı olacağı için bunun da denkliği 0'dır. P veya 0 demiş. Eğer P1 ise cevap 1. P 0 ise cevap 0. Yani burası 0'a veya 1'e değil. P'ye denktir. O halde üçüncü öncül gitti. Cevap 1 ve 2 olacaktı. İşte o 1 ve 2'yi şu şekilde işaretlersek üçüncü sorumuzu da komple bitirmiş oluruz. Gençler 1'i 2'yi 3'ü çözdük. Şimdi sırada dördüncü sorumuzdayız. Dördüncü sorumuz için de sağ üst tarafa doğru geçiş yaptık. Evet x ve y birer pozitif tam sayı olmak üzere P önermeleri verilmiş. P küre önermelerinin hangilerinin doğruluk değeri 1'dir diye soruluyor. Yani hangileri doğrudur diye soruluyor. Bu cümlelerden hangileri doğrudur diye soruluyor aslında. Hadi bakalım. X çarpı Y. 7 ise pozitif tam sayılardı bunlar değil mi? O zaman 7 ol oluyorsa biri 1'dir öteki 7'dir ya da bu 7'dir bu 1'dir. O zaman bunların toplamı 8'dir denilmiş. Şimdi 7 kere 1, 1 kere 7, 7 ve bunların da toplamı 8 olduğuna göre demek ki P önermesi doğru. Şimdi geldim Q önermesine. X ile Y'nin toplamı 8 ise X kere Y 7'dir denilmiş. E şimdi düşünelim. Ben buna 4 buna 4 dersem. E 4 kere 4 7 olur mu? Olmaz. 16 olur. Dolayısıyla Q önermesine ben doğru diyemem. R önermesine bakıyorum. Eğer X Y'ye eşit ise X kere Y X'dir denilmiş gençler. Şimdi burada aslına bakarsan Y gördüğümüz yere x yazarsak x de x'i çarptım x kare yaptı. Bunu ben karekökünü aldım eşittir mutlak x diye çıkması gerekiyor. E nasıl x olsun? Mutlak x değil mi hocam? Evet çok haklısın. Ama ben buna da doğru diyeceğim. Sebep. Çünkü x ve y zaten pozitifti. Madem öyle x'in pozitif olduğunu bildiğime göre ben bunu dışarı direkt x diye davet edebilirim. O halde burası da x çıkar ve bu da 1 olur. Yani benim cevabım p ve r olacaktı. Bundan kaynaklı cevap C seçeneği olur sevgili gençler. Dedim ve geçtim 5'e. ABC 3 basamaklı doğal sayı olmak üzere P önermesi diyor ki a 5'ten büyüktür. Q önermesi AB'den büyük veya eşittir. R önermesi de C çifttir demiş. Buna göre bu önermenin doğruluk değeri bu sayılardan hangileri için 1'dir diye sorulmuş. Şimdi bakalım. 876'yı deneyelim. Burada A sayısı yani şu ABC'ydi ya A hangisi? 8. 8 5'ten büyük mü? Büyük. O zaman P bizim için burada doğrudur. P doğru. Şimdi geldim buraya. A B'den büyük veya eşit mi? Yani 8 7'den büyük veya eşit mi? Evet. Dolayısıyla kö önermesi de 1'dir. C çifttir demiş. Yani 6 çift mi? Çift. O zaman R önermesi de 1'dir. Şimdi geldim buraya. 1 ya da Q'nun değili 0 veya R'nin değili 0. Bunun da değili. Şimdi 0 veya 0 0'dır. 0'ın değili 1'dir. 1 ya da 1 etti sıfır bize. Hangileri birdir diye sorulmuştu. Bir patladı. Geldim 994'e. 994 için düşünüyorum. Bu A, bu B, bu C idi. Şimdi A 5'ten büyük mü? 9 5'ten büyük mü? Büyük. O zaman P 1. 9 9'dan büyük veya eşit mi? Evet eşit. Dolayısıyla Q önermesine de 1 dedim. 4 çift mi? Evet çift. Dolayısıyla R önermesine de ben 1 dedim. E, hepsi 1 sonuç yanlış oluyordu. Dolayısıyla bu da gitti. Şimdi 548'e bakıyorum. 500 48. Bu A, bu B, bu C'ydi. Şimdi A yani 5. Beş. 5'ten büyük mü? Hayır. O zaman P önermesi 0'dır. Peki 5, 4'ten büyük veya eşit mi? Evet. Dolayısıyla Q önermesinin doğruluk değeri 1'dir. 8 çift mi? Evet. O zaman R önermesi nedir? Tabii ki 1'dir. Şimdi geldim şurada yerine yazmaya. Zaten şurası 0 ve 0 olacağından yani Q'nun değili ve R'nin değili az önce Q'lar R'ler birken de aynı olacağına göre burası direkt 1'dir. E burada da ne vardı? P önermesi. P önermesi 0'du. 0 sıfır ya da 1 ya da bağlajında ikisi birbirinin zıttıysa yani 0, 1, 1, 0 ise sonuç ne oluyordu? 1 oluyordu. Demek ki bunun doğruluk değeri 1'miş. Yani yalnız 3 olacaktı benim cevabım. Doğru cevap B seçeneğiydi dedik sevgili gençler. Ve devam ediyorum 6. soruyla. ABC. Gerçek sayı olmak üzere. P önermesi. Mutlak AB'den küçüktür demiş. Q önermesi b kere c sıfırdan büyük veya eşit. R önermesi a eksi b artı c büyük veya eşit sıfır demiş. P ise Q veya R'nin değeri bileşik önermesinin doğruluk değeri sıfırmış. Şimdi etti sıfır. ÖSYM özellikle bu tarz soruları çok seviyor. Şimdi aradaki ana bağlacımız ise. ise bağlacının sonucu sıfırsa burası 1 Şu kısım sıfır olmak zorunda. Çünkü sadece ama sadece 1 ise sıfır bize sıfırı veriyordu. İsenin tüm durumları 1'e denk sadece bu sıfırdı. O halde P önermesinin ben artık kesinlikle ama kesinlikle 1'e denk olduğunu biliyorum. Q veya R'nin D ile de kesinlikle 0'mış. Veya bağlacının sonucunun 0 çıkması için bunun da bunun da 0 olması gerekiyor. Yani Q önermesi de 0'mış ve R'nin değili ile 0'sa R önermesi de 1'miş. Yani 1, 0, 1 olacak. Şimdi geldim buraya. Ben artık mutlak değer A'nın B'den daha küçük olması gerektiğini biliyorum. B kere C sıfırdan büyük veya eşit yanlışsa demek ki B kere C sıfırdan küçükmüş. Çünkü büyük veya eşittirin değili küçüktür olur. Ve demek ki A eksi B artı C de kesinlikle ama kesinlikle sıfırdan büyükmüş. Şimdi ben bunlara göre düşüneceğim ve bunlara göre hareket edeceğim. Burada ben A'nın mutlak değerinin B'den daha küçük olduğunu biliyorsam şurası sıfır veya pozitiftir. E demek ki B, B bundan daha büyükse demek ki B kesinlikle ama kesinlikle pozitif. B'nin negatif olduğu durumları yani şunları eliyorum arkadaşlar. A ve E gitti. Pekala B, C, D kaldı geriye bakalım hangisi olacak. Şimdi B pozitifse C de negatif olmalı ki sıfırdan küçük olsun çarpımları. Demek ki C negatif olacak. C'nin negatif olmadığı durum D'yi eledim. Şimdi A pozitif mi negatif mi buna bakacağız. C neydi? Negatifti. B de pozitifti. Şurası ne yaptı? Eksi. Şurası ne yaptı? Eksi. Yani ben A'dan bir sayıyı çıkarıyorum. Ve çıkardığım takdirde de bu sıfırdan büyük veya eşit oluyorsa kimse kusura bakmasın. A pozitiftir. O halde cevabımız da C şıkkıdır. Yani A pozitif, B pozitif ve C negatif olacaktı. Cevap artı artı eksiydi sevgili arkadaşlarım. Ve bu sayfaya uzaktan bakma zamanı geldi. Uzaktan bakıp ne yapıyorduk biz bu sayfaya? Sizlere ben hangi soruları işaretlemeniz gerektiğini, hangilerini ileride tekrardan bakmanız gerektiğini söylüyordu. Şimdi <laughs> gençler burada ileride sınav ayarında olan soruları ben size gösteriyorum. Üçüncü soruyu işaretliyorsunuz. Üçüncü soruyu işaretliyorsunuz. Daha sonrasında sevgili arkadaşlar bu konu unutmayın ayetinde de karşınıza çıkıyor. <laughs> Dördüncü sorumuz işaret, işaret koymuyorsunuz. Beşinci soruya mutlaka bir işaret koyuyorsunuz. Ve 6. soru tam olarak ÖSYM ayarında mutlaka bir işaret koyuyorsunuz. Burada 3, 5 ve 6. sorular sevgili arkadaşlar. Sizin ileride tekrar dönüp bakmanız gereken sorular aklınıza bulunsun diyelim. Ve devam edelim bir sonraki sayfamızda 7. sorumuzda sevgili gençler. Şimdi 7. soruda bize diyor ki x, y, m ve n tam sayılar 3 tane önerme verilmiş. Bu önerme yanlıştır demişsiniz. Veya bağlacı var sonuç yanlış. O zaman burası da 0'dır burası da sıfırdır diyeceğiz. P ise Q'nun değili eğer sıfırsa bu birdir, bu sıfırdır. Yani P önermesi doğru. Q'nun değili yanlışsa Q birdir. Ve geldim buraya. Q'nun değili neydi? Sıfır. Ya da R'nin değili. Buranın da sıfır olması gerekiyor. Sıfır olması için ikisinin birbiriyle aynı olması gerekiyordu. Yani R'nin değili sıfırdır. O halde R kesinlikle birdir. Hepsi doğruymuş arkadaşlar bunların. Peki N çarpı Y çarpımının sonucu sorulmuş. Şimdi öncelikle bunlar tam sayılardı. Yani negatiflerde de olabilir. Bunu unutma. X kare artı Y kare 13'müş. X kare artı Y kare nasıl 13 olmuş? 3'ün karesiyle 2'nin karesini toplamış. Şimdi yazıyorum bak. X 3 X3 olursa Y de 3 olabilir. X 3 olursa Y eksi 3 olabilir. X eksi 3 olunca Y 3 olabilir. Pardon yanlış yazdım. Özür dilerim. X 3 iken x üçgen tabi şurayı silelim gençler şöyle. Üçgen 2 dedik. Üçgen 3 üç yazmaya devam ediyoruz. Olmaz. x üçgen y2, x üçgen y eksi 2, x eksi üçgen y2, x eksi üçgen y eksi 2 olabilir. Ya da ya da y üçgen ya da x 2 iken diye devam edelim. Yine x'leri önce yazalım. x 2 iken y 3 olabilir. x 2 iken y eksi 3 olabilir x eksi 2 iken y artı 3 olabilir ve x eksi 2 iken y eksi 3 olabilir. Bu durumların her birinde x kare y karenin toplamı 13 yapar. Peki m kare artı n kare de 25'miş. Ve burada da ne var? x artı m 6. Ha, şimdi orada dur. x 3 iken m ne olur? m tabii ki 2 olur. Pardon 3'tü değil mi? m 3 olur. Pekala x 3 iken m 3 olur dedik x eksi 3 iken m 9 olur. Yine burada da m 9 olur. X2 olur. X2 x 2 iken peki m 4 olur. x 2 iken m 4'tür. x eksi 2 iken m 8'dir ve x eksi 2 iken m 8'dir dedik. Bunlara göre de yorumumuzu yaptık. Şimdi geldik şuraya. m kare artı n kare 25. Şimdi m 3 ise 3'ün karesi nedir? 9. Attım karşıya 16. Ne kare 16 ise m 3 iken gençler N dediğimiz sayı burada eksi 4 veya artı 4 olabilir. Aynı şekilde M3 iken yine geçerlidir bu. Peki M9 iken 9'un karesi 81 o zaman ne kareye bir şey kalmaz demek ki burası yemiyor. Burası gitti. M'nin 9 olduğu durumlar olmaz. M4 ise o zaman N eksi 3 veya artı 3 olabilir ama M8 olamaz çünkü 8'in karesi 64 ne kareye yine herhangi bir sayı kalmayacaktır. Pekala yani şunlar da gidiyor. Peki gençler, N çarpı Y. Şimdi N -4 iken Y 2'ymiş. Çarpımları -8 olabilir. N 4 iken Y -2 olabilir ve çarpımları yine -8 olabilir. Eee daha sonrasında geldim şuraya. M 4 iken ya da N -3 iken, özür dilerim. N -3 iken Y 3 olabiliyor. Çarpımları -9 olabilir. +3 iken de -3 oluyor, -9. Ama yine şunu unutmayın. Eksi 4 iken eksi, eksi 2 olabilir çarpımları 8 gelir Bu da olur ama eksi 4'ü hiçbir şekilde elde edemiyoruz Yani 8 eksi 8 9 eksi 9'dan başkası olmuyor Dolayısıyla cevabımız 1 3 olacaktı Yani doğru cevap C şıkkında verilmiştir Sevgili arkadaşlar Devam ediyorum 8 de Bir masada Sarı, yeşil ve mavi olmak üzere 3 tane koli ve bu kolilerin her birinde fizik, matematik ve tarih kitaplarının sadece bir tanesi var. Koliler ve içindeki kitaplarla ilgili aşağıdaki önermeler biliniyor. P, Q, R önermelerini vermiş. P ve Q'nun değili ise R'nin değili bileşik önermesi neymiş? Doğru. Şimdi aradaki işaret ne? V. V'nin sonucu doğruysa bu da 1'dir. Bu tarafta 1 olmak zorundadır. Çünkü V'nin sonucunun 1 olabilmesi için sadece 1 ve 1 bir 1'dir diyoruz. Pekala. Sarı, yeşil ve mavi kolilerde bulunan kitaplar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi P1 dedik. Q'nun değili ise R. Şimdi bunun değili 1 ise demek ki içerisi 0'dır. Yani burası 1 burası 0 olmak zorunda. Çünkü sadece 1 ise 0 sıfır, bize 0'ı verir. Demek ki Q'nun değili 1. E Q'nun değili 1 ise Q 0'dır. R de burada 0 olduğunu görüyoruz. Şimdi sarı, yeşil ve mavi koliler vardı. Bir de bunların içindeki kitaplar vardı sevgili arkadaşlar. Kitaplarda neydi? Fizik, matematik, tarih. Sarı kolide fizik kitabı yoktur diyor. Yani sarının içinde kesinlikle fizik yok. E sarının içinde fizik yoksa bize burada fizik demiş o zaman A şıkkı gider. Güzel. Bir tane şıkkı elememize yardımcı oldu. Ya da direkt cevabı da bulabilirsin. Sıkıntı yok. Şimdi şuna bakalım. Yeşil kolide matematik kitabı vardır diyor. Şimdi o zaman yeşil kolide matematik kitabı olmadığını anlıyoruz. Neden? Çünkü sıfırdı bu. Mavi kolide tarih kitabı yoktur diyor. E bu yanlıştı. Demek ki mavi kolide gerçekten tarih kitabı var. Çok güzel. Şimdi son kolide tarih olacak. Yani bu olacak sevgili arkadaşlarım. Zaten A'yı elemiştik. Cevap B'ymiş. Ama diğerlerini de bulalım yine. Belki bir şıkta daha tarih olabilirdi. Şimdi yeşil koride matematik kitabı vardır diyor. Yanlışsa demek ki matematik burada. Ve sarı koride fizik kitabı yoktur diyordu. Zaten sarı koride matematik var demek ki fizik de burada. Yani cevap mat fizik tarih olacak. Zaten burada da mat fizik tarih olduğunu görüyoruz. Doğru cevap B, B seçeneğiydi dedik. Bu soruyu mutlak surette işaretliyorsunuz sevgili gençler. Ve devam ediyorum. Dokuzuncu sorumla sağ üst tarafta. Aşağıdaki şekilde çember üzerindeki kare ve dairelerin içine doğal sayılar yazılacak. Her karenin içindeki sayı kendisine komşu olan iki dairenin içindeki sayıların çarpımına eşittir deniliyor. Yani burada a kere c 12, a kere b 15 ve b kere c eşittir 20 diyeceğiz. Bak B ile C'yi çarptım 20'yi verdi. A ile C'yi çarptım 12'yi, A ile B'yi çarptım 15'i verdi dedik sevgili gençler. Pekala. Yukarıdaki şekille ilgili aşağıdaki PQR e önermeleri veriliyor. PQR e önermeleri bunlar. Bu bileşik önermenin doğruluk değeri 0 olduğuna göre turuncu ve mavi kutulara aşağıda verilen bağlaçlardan hangileri gelebilir diye sormuşuz. Şimdi öncelikle şu kısma bir bakalım. Burada sevgili arkadaşlar A kere C 12 ama A kere B de 15. 12'nin çarpanları 3 çarpı 2 çarpı 2. 15'in çarpanları 3 kere 5. E burada A ortak. A ortaksa bunların içinde ortak olan sadece ne var? 3 var. O zaman A'ya ben 3 derim. A 3 olursa C 4. E B de kaç olur? 5 olur. Yani 3 C 4 B de 5. Gerçekten şunlar sağlıyor mu? B kere C yani 4 kere 5 20 sağlıyor. O zaman gerçekten doğru bulduk. Bu durumda A küçük C küçük B'dir demiş. Yani 3 küçüktür 4 küçüktür 5 değil mi? Zaten bu da A C B değil miydi? Demek ki P önermesi doğru. Doğruyu şöyle 1 diye gösterelim. A artı C toplamı asaldır. 3 ile 4'ü topla 7 asal mı asal. Demek ki bu da doğru. B artı C toplamı bir tam sayının karesine eşittir. Şunla şunu topla 9. Bir tane tam sayı değil. iki tane tam sayının karesine eşittir. Eksi 3 karesi 9. 3 karesi 9. Demek ki bu da doğru olacak. Şimdi bu önermenin doğruluk değeri neymiş? Sıfırmış. Arada hangi bağlaç var ise isinin sonucu sıfırsa demek ki burası 1 burası 0 olacak. Şimdi P neydi? 1. Arada boşluk var. Q'nun değiline 0. İşte bunun ne olması gerekiyor gençler? 1. Bir. bir de P var boşluk var R var. O P boşluk R'de P ve R'yi yerine yazarsam ki ikisi de 1'di. Şöyle bunun sonucunun da 0 olması gerekiyor. Acaba hangileri gelebilir? Şimdi bakalım. 1 ya da 0 olursa 1 olur. Evet. 1 ancak ve ancak 0 olursa 0 olur. 1 veya 0 olursa 1 olur. 1 ise 0 olursa 0 olur. 1 veya 0 olursa E şıkkında bu da yine 1 olur, bu da olur yani. Geçtim sağ tarafa. 1 1 sonucu 0 olması gerekiyor. 1 veya 1 1 yapar, olmaz. Yani A şıkkı gitti arkadaşlar. 1 veya 1 yine 1 yapar. 1 ya da 1 0'dır Olur. 1 ve 1 1'dir. 1 ancak ve ancak 1 bir, yine 1'dir. Bak ikisini de işaretlediğimiz sadece C seçeneği olduğuna göre doğru cevap da C seçeneğidir dedik. Ve yolumuza 10. sorumuza devam ediyoruz. Bu arada mutlaka işaretle bu sene karşına ÖSYM'de net bir şekilde buna benzer bir soru gelebilir. Aklında bulunsun. Ben dedim sana, sana işaretle işaretleme o sana kalmış. Onu bilemem. Ama ben tavsiye ediyorum. A, B ve C sıfırdan farklı tam sayılar olmak üzere P, Q, R önermeleri verilmiş ve bu önermenin yanlış olduğu dile getirilmiş. Aradaki bağlaç ne ise, ise bağlacının sonucu yanlışsa sadece ama sadece bir ise sıfır sıfırdı. Demek ki burası sıfır ve burası 1 Şimdi R sıfırmış yani bu yanlış kesin. Şimdi geldim şuraya P'nin değil veya Q'nun değilinin değili. Eğer ki bu doğruysa... Demek ki iç kısımdaki şurası var ya, işte burası sevgili arkadaşlarım. Sıfır olmalı ki sıfırın değili 1 olur. O halde P'nin değili veya Q'nun değili ne olmalıymış? Sıfır. Veya bağlacının sonucu sıfırsa bu da sıfırdır, bu da sıfırdır. Demek ki P'nin değili sıfır yani P1 ve Q'nun değili sıfır yani Q1. Yani bu 1'miş, bu da 1'miş. Şimdi devam edelim. Yanlıştan başlayalım. C'nin mutlak değeri eksi C'ye eşittir demiş. Demek ki C'nin mutlak değeri eksi C'ye değil. Neye eşit? Artı C'ye eşit olacakmış. Peki bu bu şekilde çıkıyorsa demek ki C pozitiftir diyebiliriz. Pekala C'nin pozitif olması gerektiğini anladık. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. C pozitifse ben bunu neyle toplarsam negatif olabilir? Tabii ki negatifle yani A negatifmiş. Ve daha sonrasında A negatifse ben bunun üzerine ne eklersem sıfır olur? Tabii ki pozitif. Demek ki B de pozitifmiş. Yani eksi artı artı olacak sırayla A, B, C. O halde doğru cevabımız da bizim C seçeneği olur deriz sevgili gençler. Doğru cevap buydu. Ve şimdi işaretlememiz gereken sorulardan bazılarını işaretlemiştik ama ona işaret koymamıştık. Ona da işaret koyuyorsun. Burada 8, 9 ve 10. sorular senin için tam anlamıyla ÖSYM tipidir. Ve karşına TYT'de, AYT'de mutlak suretle çıkabilir. Mutlaka sen de işaret koy. Bir sonraki sayfada 11. sorumuz daha yolumuza devam ediyoruz. Aşağıda 4 bölmesi olan bir posta kutusu ve bu posta kutularının numaraları verilmiş. Ali, Betül, Canan ve Deniz'e ait olan bu 4 posta kutusuyla ilgili aşağıdaki önermeler verilmiş. Şimdi burada 4 tane posta kutumuz var, önermeler var ve burada da bir tane daha bileşik önerme verilmiş bize. Bu bileşik önermesi yanlış olduğuna göre. Yani sıfırmış. Şimdi aradaki bağlaç ne? İse bağlacı ise bağlacının sonucunun sıfır olması için ne gerekiyor? 1 ise 0 ancak bize 0'ı verir diyoruz gençler. Dolayısıyla neymiş? Şu gördüğümüz 1 ve şurası da 0 olacakmış. Böylelikle 1 ise 0 ancak 0'a eşit olur. Pekala R önermesinin yanlış olduğunu bulduk mu? Şurada bulduk. P ve Q önermesi 1 ise aradaki V bağlacıyla bunun sonucunun 1 olabilmesi için bunun da 1, bunun da 1 olması gerekiyor. Çünkü yalnız ve yalnız 1 ve 1 bize 1'i veriyordu. Pekala bu birmiş bu da yine birmiş dedik. Şimdi devam. Posta kutularının dağılımı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Bakalım gençler. Öncelikle şurada sıfır var demiş ki 4 nolu posta kutusu Ali'ye ait değildir. Şimdi Ali'ye ait değildir cümlesi yanlışsa demek ki 4 numaralı posta kutusu kesinlikle ama kesinlikle Ali'ye ait. Daha sonrasında doğru olanlara bakalım. Canan ve Deniz'in posta kutuları yan yanadır. Canan'la Deniz yan yanaysa Canan'la Deniz burada olamaz. Demek ki neredeymiş? Buradaymış. Ama ya Canan Deniz ya da Deniz Canan biçiminde. Pekala Ali'nin posta kutusu Deniz'in posta kutusuyla aynı hizada ve Deniz'in posta kutusunun aşağısındadır denilmiş. Yani Ali buradaysa demek ki Deniz yukarıda olacak şu şekilde ve Betül de buraya gelecek. Pekala şimdi sıralamaya bakalım. CDBA demiştik. Yani... 1 numaralı kesinlikle ama kesinlikle Canan'a ait. 2 numaralı kesinlikle Deniz'e ait. 3 numaralı kesinlikle Betül'e ve 4 numaralı kesinlikle Ali'ye ait olduğuna göre doğru cevabımız da A şıkkıdır diyeceğiz sevgili gençler. Evet böylelikle bu güzel 11. soruyu da çözdük ve 11. soruyu da mutlak surette işaretliyorsunuz. Tam anlamıyla TYT ve AYT uyumlu bir soru. Karşınıza mutlaka sınavda gelebilir. Ve artık küme kısmına geçiyoruz. Yine kümelerin içerisinde de mantığı da harmanladık. Aklınıza bulunsun. Daha sonrasında kafanız karışmasın. 12. sorumuz bir küme sorusu. Bir A kümesi ile ilgili aşağıdakiler bilinmekte. 6 tane ardışık tek doğal sayıdan oluşmaktadır. Kümedeki elemanların toplamı en toplamı en küçük elemanın e, 2 eksiğinin 12 12 katıdır. Şimdi ben x dersem en küçük elemana bir büyüğü x artı 2 bundan bir büyüğü x artı 4 olur ardışık tek sayılar olduğu için burası x artı 6 x artı 8 ve bu da x artı 10 olacaktır. Şimdi kümedeki elemanların toplamı yani 6x artı 30 eşittir diyorum en küçük elemanın bak ne demiş en küçük elemanın 2 eksiğinin 12 katıdır en küçük eleman x bunun 2 eksiği x eksiği 2 bunun 12 katı da çarpı 12 dedik işte bu buna eşitmiş o halde denklemi çözelim. 6x artı 30 eşittir. 12x eksi 24 dedikten sonra 6x'i sağ tarafa eksi 24'ü sol tarafa davet edersem 54 eşittir 6x olacaktır ve buradan x eşittir 9'u yakalarız. Yani x 9'muş. En büyük elemanı sorulmuş. Madem öyle 9'a 10 ekledim en büyük eleman 19 oldu. O halde cevabım da D şıkkıdır diyebilirim sevgili arkadaşlar. 12. soruyu çözdükten sonra devam ediyorum. Öyle şak diye 13. soruyla. Bak bunun okunuşunu çoğunuz bilmiyorsunuz. Okunuşunu öğrenin. Okunuşunu öğrenmek neden bu kadar faydalı? Neden üstüne düşüyorum ben? Çünkü sevgili arkadaşlar bunu Türkçe bir şekilde okumayı başarabilirseniz daha kolay olur. Şimdi A kümesi. Öyle x bak bu öyle ki demek. Öyle x elemanlarından oluşuyor ki. İşte bu x'ler şu şekilde meydana geliyor. N çarpı n eksi 1'in n'inci kuvveti ve n'ler de 1'den k'ya kadar olan tam sayılardan oluşuyor diyor. Kümesinin en küçük elemanı ile en büyük elemanı arasındaki fark 29'dur. Buna göre A kümesinin eleman sayısı kaçtır? Şimdi mesela bu x'ler yani A kümesinin elemanlarını ben yazmak istersem eğer ki n 1 olursa 1 çarpı eksi 1'in birinci kuvvetinden eksi 1 gelir. n 2 olursa 2 gelir. 3 olursa eksi 3 olur. 4 olursa artı 4 olur. 5 olursa eksi 5. 6 olursa artı 6 gelir yerine yazdığımız takdirde. Peki ne demişti? En büyük elemanıyla en küçük eleman arasındaki fark 29'dur demişti bize ve 29 olması için ne gerekiyor? Bir kere en küçük eleman eksi 1 mi? Hayır. Mesela eksi 5 var burada. 6'ya kadar olsaydı en küçük eleman eksi 5 olurdu. En büyük eleman 6 olurdu. 4'e kadar olsaydı en büyük eleman 4. En küçük eleman eksi 3 olurdu. Yani dip dibe mi olacaklar? Evet. O zaman buradaki en büyük eleman için k yerine yazdığımızı düşünelim. K çarpı eksi 1'in K'nıncı kuvveti. Ve bir küçüğü de k eksi 1 çarpı eksi 1'in k eksi 1. kuvveti. Burada k'nın tek veya çift olmasına göre de durum değişir. Mesela varsayalım ki k tek olsun. Eğer k tekse burası sevgili arkadaşlar eksi k olacaktır. K-1 de çift olacağından burası da K-1 olacaktır. Ve çiftler biliyorsunuz ki burada gördüğünüz üzere pozitif. Tekler negatif olduğuna göre ben bundan bunu çıkarırsam aradaki farkın pozitif değerini bulurum. K-1'den ne yapıyorum? Eksi K'yı çıkarıyorum. Ve aradaki farkın 29 olmasını istiyorum. Madem öyle 2K-1 eşittir 29 gelecektir. 2K buradan 30'un ta kendisi olacaktır. İse dedim K kaç olacaktır? 15. 2K burada 15 ise Demek ki sevgili arkadaşlarım A kümesinin eleman sayısı sayısı da 1'den 15'e kadar n'ler değişeceğine göre 15 tane eleman sayısı vardır diyebiliriz. Ve böylelikle 13. sorumuzu da çözdük. Çok şık bir soruydu. 13. soruyu mutlak surette işaretliyorsunuz sevgili arkadaşlarım ve 14. sorumuza doğru geçiyoruz. A kümesinin eleman sayısı n, B kümesinin alt küme sayısı m'dir. Ve m artı n de 16 olduğuna göre A birleşim B kümesinin eleman sayısı en fazla kaç olabilir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar A kümesinin eleman sayısı n ise ben S A'yı n seçeceğim. Ve B kümesinin eleman sayısını SB dersem ben bu e, eleman sayısına sahipse yani B, e, SB kadar bir elemanı varsa kaç tane alt kümesi vardır? 2 üzeri SB tane vardır ki bu da kaçmış? M'ymiş. Ve buradaki M ile yani 2 üzeri SB ile SA'nın toplamı demek ki neyi veriyormuş bize? 16'yı veriyormuş. Pekala A birleşim B kümesinin eleman sayısı en fazla kaç olabilir diye sormuştuk. Burada eleman sayısı fazla olabilir diye sorulduğuna göre ben bunu maksimum seçmek istiyorum. Ve bunu maksimum seçeceksem sevgili arkadaşlar, o halde dedim ki benim buradaki B kümem sıfır elemanlı olsun. En küçük sıfır elemanlı olabilir. Peki 2 üzeri 0 kaçtır? 1'dir. Ben 1'e sa'yı ekleyince 16'yı veriyorsa demek ki SA'yı da 15 seçebilirim. Yani burada SA'yı yani N'yi ben 15 seçtim. SB'yi de sevgili arkadaşlar yani burada M demeyeceğim buna çünkü M alt küme sayısıydı. SB'yi de 1 seçmiş olduk. SA 15, SB 1. Peki bir tanesi 15. Diğeri bir elemanlı olan iki kümenin birleşim kümesinin eleman sayısı. SB'yi biz burada 1 değil 0 seçtik bu arada. Çok özür diliyorum sizden. SB'yi 0 seçtik burada gördüğünüz üzere. O halde sevgili arkadaşlarım 15 elemanlı bir küme ile 0 elemanlı bir kümenin birleşimi bize maksimum sayıda birleşimin eleman sayısını yani 15'i verir. O halde doğru cevabımız da E şıkkıdır deriz. Ve devam ediyorum 15. soruyla. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanlarından B kümesi de B kümesi de C kümelerinden oluşmuştur. Ve bu C kümeleri de A kümesinin alt kümeleridir denilmiş. Yani B kümesi A kümesinin alt kümelerinden oluşuyor. Bak alt kümesi değil Alt kümelerinden oluşuyor. Buna göre S B 64'dür demiş. E şimdi madem A'nın alt kümelerinden oluşuyor, A'nın kaç tane alt kümesi var? 2 üzeri 6 ile bulurum. 64 tane alt kümesi var. O zaman B kümesi 64 elemanlı olur. Peki devam. C B'nin elemanı değilse, C'nin tümleyeni A'nın elemanıdır demiş. Şimdi C B'nin elemanı değilse sevgili arkadaşlar, bak A'nın B'nin elemanı değilse, yani şuradaki C. E şimdi diyor ki C'nin tümleyeni A'nın alt kümesidir. Şimdi güzel kardeşim C B'nin elemanı değil. Örnek veriyorum ben burada e, 7 şunu C olarak seçtim. Ve düşünüyorum B'nin içerisinde böyle bir eleman var mı? Yok. Neden? Çünkü A'nın böyle bir alt kümesi yok. Peki C'nin tümleyeni. Şimdi ben bu C'nin tümleyeni nasıl bulurum? C'nin tümleyeni ancak ancak şu şekilde 7 dışındaki elemanlardan oluşur. Mesela işte hocam Doğal sayı derse, pozitif doğal sayı derse eğer birden başlar 2, 3, 4, 5, 6 ama 8 de olabilir burada, 9 da olabilir burada, 10 da olabilir burada. Doğal olarak A'nın alt kümesidir diyemem. Neden? Çünkü A'nın içerisinde 8, 9, 10 elemanları yok. 11, 12, 13 yok. Dolayısıyla ben ikinci öncüde doğru diyemem. A kesişim B boş kümedir denilmiş. Şimdi buna bakalım. A buradaki sadece 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 elemanlarından oluşurken B kümesi kümelerden oluşuyor. Mesela şu şekilde bir elemanı var. Bu şekilde bir elemanı var. Veya 1 3 gibi bir elemanı var. Sonuçta alt kümelerden oluşan bir küme bu B kümesi. Dolayısıyla ben bu kümeyle bu kümeyi kesiştirirsem tabii ki karşıma boş küme çıkacaktır ve bundan kaynaklı da benim cevabım 1 ve 3'tür diyeceğim. O halde doğru cevap D şıkkının ta kendisidir sevgili arkadaşlarım. Altta sorumuz kalmadı ve böylelikle bu sayfayı da bitirmiş olduk. Bu sayfada ÖSYM'ye uyumlu olarak size iki tane soru bıraktım 11 ve 13. 15. soru biraz saksıyı çalıştırmamız gereken bir soru ve ÖSYM ile uyumlu değil açıkçası. Hem kazanım kavrama sorusudur hem de biraz saksıyı çalıştırmamız gereken nadir sorulardandır. 12. soru için de sevgili arkadaşlarım ÖSYM şimdiye kadar böyle bir soru sormadığı için Ha, sorabilir mi? Sorabilir. Ama şimdiye kadar buna benzer bir soru sormadığı için ben bu soruya işaret koymanızı istemiyorum. Ve devam ediyorum 16. sorumla. Şimdi 15 tane soru çözdük sevgili arkadaşlarım. Ve bu 15 tane sorudan sonra da şöyle bir şey yapabiliriz. Bir mola verelim. Yani moladan kastım yine ben sizinle konuşacağım. İsterseniz bir videoyu durdurup daha sonra beni de dinleyebilirsiniz. Sonuçta 15 tane soru çözdük arkadaşlar birlikte. Biraz yorulduk tabii ki. Şimdi gençler Mantık ve kümeler dedik bunları birbirinden ayıramayız. Aslına bakarsanız matematikteki diğer tüm konuları da birbirinden ayıramayız. Yani bu ne demek oluyor? Ee, ben üniversitedeyken bir profesörümüz vardı. Haydar Bulgakov diye. Ee, yanlış hatırlamıyorsam soy ismini. Öyleydi. Ee, kendisi bir Türk değil ama daha sonrasından Türk vatandaşlığı almış. Ee, o söylemişti. Yani ve çok hoşuma gitmişti. Matematik bir bütün. Yani matematik en temel yapı taşından başlayarak en üst seviyesine kadar artık en üst seviyesi olarak neresini adlandırırsak orası. Bunların hepsi birbirine bağlıdır. Bağlı olmaması imkansızdır. Çünkü gerçekten ve gerçekten matematik bir dildir arkadaşlar. Gerçek anlamda matematik bir dildir. Peki bunu nasıl algılamamız gerekiyor? Matematik nasıl bir dil olabilir? Şimdi şöyle ki Matematik dediğimiz şey biliyorsunuz bir bilim dalı falan da değildir. Yani e, bilim dalı olarak adlandırılmaz matematik. Matematik bir düşünce şekli olarak adlandırılır ve bu düşünce şekli de aslına bakarsanız daha çok bir ifade biçimi olduğu için biz buna bir dil demekten çekinmemeliyiz. Matematik biliyorsan şuradaki Türkçe kelimeleri çıkar. Burada sorulmak istenen şeyi sadece matematiksel, matematiksel sembollerle e, farklı bir ırka mensup farklı bir millete mensup farklı bir devlette yaşayan senin dilini hiç bilmeyen birilerine bunu sen anlatabilirsin ve o da anlar. Çünkü matematik evrensel bir dildir. Tüm dünyanın ortaklaşa konuştuğu bir dildir arkadaşlar matematik. Matematikle, matematik sayesinde sen bu dili keşfettiğin takdirde çok rahatlarsın. Çünkü artık herkesle ortak bir dil konuşma evresine geçmişsindir. Ve gençler inanır mısınız? Bunu şu şekilde düşünelim. Matematiksel dili anlayıp e, bu dili konuşabilen kimseler, bu dili konuşabilen kimseler. Yani aslında bakarsan matematiği gerçek hayatına uygulayabilen kimseler diğer insanlardan hep daha başarılı olmak zorundadır. Çünkü onlar daha analitik düşünürler. Çünkü bu tarz insanlar daha böyle pratik zekalıdır. Her şeyi ama her şeyi karşısına bir sorun mu çıktı hemen onu halletme yetisine sahiptir. Veya hemen halledemiyorsa mutlaka bir çözüm üretme peşine düşer. Ben böyleyim. Ben böyleyim. Matematikle uğraşan diğer insanlara bakıyorum, onlar da böyleler. Ya demek ki bunda bir var bir iş ve bu şu anlama gelmesin. Ee, bazıları matematiksel zekaya sahip değil. Ne yapalım yani? Bu, bu böyle değil. Ben inanmıyorum buna. Herkes matematik anlayabilir. Çok ciddiyim. Herkes anlayabilir. Herkes matematiğin mutlaka ama mutlaka bir dalından tutup o dalını anlayabilir, o dalını çözebilir. Tabii ki bir zincir dedik en başına unutmayın. Ve bu zincir tabii ki ilk halkayı takmakla başlıyor. Lise müfredatını gözden geçirdiğimiz zaman, yani başından sonuna kadar, TYT'sinden AYT'sine kadar, yani gençler temel kavramlardan tutun, integralin sonuna kadar. Tüm bu lise matematiği, aslında bakarsan matematiğin de aslında %1'i falan bile değil yani. Çok daha fazla geniş yerleri var. Sakın ha, aklınıza şu gelmesin. Gerçek hayatta matematik ne işimize yarar? Belki lisede öğrendiğin matematik bir işine yaramayabilir. Ama ileriki safhalarda çok daha işine yar yar yarar şeyler bulacaksındır iddia ki. Ve şunu sakın unutmayın. En başına dedim ya. Matematik bir dildir aslında. Evet bir dildir. Ve sevgili arkadaşlar bu dili şöyle düşünün. Gerçek anlamda bir dil gibi düşünün. İngilizce gibi, Almanca gibi, İspanyolca gibi, Fransızca gibi İlk başta kimse bir dil bilmiyor. Hele doğduğumuz zamanı düşünün. Orası çok karışık bir mevzu zaten. Bir çocuk bir dili nasıl öğrenebilir? Bu çok farklı bir mevzu. Ya şu an benim de e, mesela 15 aylık bir çocuğum var. Yavaş yavaş böyle 7-8 kelime falan söylüyor. Ama e, onu uğraştığını hissedebiliyorum. Yani kendi içerisinde ders çalıştığını görebiliyorum. Yani düşünsene e, mama diyecek ama mamanın ne zaman e, diyeceğini biliyor. Mesela İçerideki işte o air fryer diye bir makine var ya, o çalıştığı zaman anında köfte diyor. Çünkü orada köfte pişiriyor annesi ona. Ve anında köfte diyor. İşte ve çok çalışıyor. Kendini geliştirmek için didiniyor. Ne küçücük çocuk ama bunu yapıyor. Çünkü iletişim kurmak zorunda. Çünkü ortak olan bir dili konuşmak zorunda. Ve bu şekilde geliştiriyor kendisini, çalışıyor. Her gün bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Her sabah uyandığında yeni bir güncellemeyle uyanıyor. Ve inanılmaz bir şey, inanılmaz bir mevzu. Şimdi matematikte bir dilse ve biz de bu dili konuşmak istiyorsak inanılmaz derecede pratik yapmamız lazım. Bir dili pratik yapmasan unutursun. Şu an sen çok iyi bir Türkçe konuşuyor olabilirsin. Yani Türklerin arasında çok iyi bir Türkçe konuşuyorsun demiyorum. Veya Türkçe konuşanların arasında çok iyi bir Türkçe konuşuyorsun demiyorum. Bir Alman'a göre çok iyi Türkçe konuşuyorsun. Bir İngiliz'e göre çok iyi Türkçe konuşuyorsun. Veya bir Afrikalı'ya göre, bir Çinli'ye göre çok ama çok Sağlam Türkçe konuşuyorsun sen. Ama seni 2 sene, 3 sene örnek veriyorum Fransa'ya yollayalım. Ve sen orada tamamıyla hiçbir Türkle muhatap olmadan sadece ama sadece Fransızca konuşmaya çalıştın ve Fransızcayı söktün. Sonra tekrardan 3 sene sonra Türkiye'ye geri döndün. Emin ol sen fark etmesen bile ki fark edecek derecede de zaten konuşamayacaksın. Arkadaşların da fark edecek, çevren de fark edecek. Diyecekler ki ne oldu senin Türkçene? Ne oldu senin konuşmana? Çünkü konuşamayacaksın Türkçeyi. Çünkü unutacaksın. Çünkü artık oraya alışmışsındır. Neye çalışırsan ona alışırsın. Bu kadar basit bir mevzu aslında. Matematikte böyle. Yani sen buna çalışırsan matematiğe alışırsın. Ve düşünsene. Her şey ilk başta o kadar zorludur ki. İngilizce öğrenmeye çalıştığını düşün. Kelimeleri anlıyorsun. Gramer kurallarını anlıyorsun. Speaking'i anlıyorsun. Her şeyi anlıyorsun. Belli bir seviyeye geliyorsun. Ve daha sonrasında Antalya'ya gittin, İzmir'e gittin, bir yere gittin ve bir turistle karşılaştım. Turist sana bir soru sorduğu zaman inanılmaz böyle dilin artık tutuluyor. Diyorsun ki lan her şeyi biliyordum. Aklından hemen böyle zihninden beyin kütüphanesini karıştırmaya başlıyorsun. Diyorsun ki lan neydi acaba bundan sonra hangi ek geliyordu, şu mu geliyordu, bu mu geliyordu düşünüp duruyorsun. Aslında çok basit. Ve bu düşünceler arasında matematiksel evreyi görebilirsin, yakalayabilirsin. Yeni yeni matematik öğrenmişsin. Her şeyi tanıyorsun, kuralları biliyorsun artık. Rakam ne biliyorsun, doğal sayı ne biliyorsun. Toplama çıkarma nerelerde yapılır biliyorsun. Sadeleştirmeler nerelerde gelir biliyorsun. Fonksiyon ne demek biliyorsun. Her şeyi öğrendin. Daha sonrasında seni bir turistin karşısına çıkardılar. Yani bir denemeye soktular. O denemede de aynı şeyler, aynı şeyleri düşünüyorsun. Aynı bir turistle karşılaşmış gibi. Lan neydi acaba? Dur doğal sayılar sıfırdan başlıyordu. Şöyleydi böyleydi. Aa dur burada çarpanları ayıramam çarpanları ayırırsam bile sadeleştiremem çünkü arada çarpma işareti yok. Sadeleştirmem için çarpma olması gerekiyordu. Fonksiyon ha birim fonksiyon neydi bu neydi şu neydi hepsini düşünüyorsun tek tek. Yeni bir dil öğreniyorsunuz. Ve zor bir şey aslına bakarsan. Ama bir o kadar da kolay. Çünkü yeni bir dil öğrenmek istiyorsan kesinlikle ama kesinlikle bol turistle karşılaşmalısın. Bol miktarda bunu alıştırmasını yapmalısın. Ki matematikteki turist de Deneme. Bol miktarda deneme çözeceksin. Bol miktarda kendini alıştıracaksın. O kadar çok çalışacaksın ki bu sene o kadar çok alışmaya yetecek. Matematik alışırsın, sıkıntı yok. Alıştıktan sonra gerisi çok basit. Mutlaka ama mutlaka bu dediklerimi uygulayın gençler. Evet. Çok konuştum ve devam edelim 16. soruyla. 16. sorumuza şöyle baktığımız zaman gençler bir tane küme var. İç içe iki İki tanesi dikdörtgen bir tanesi eliptik. Bunlar fark ediyor mu? Etmez. Küme denilince, ven şaması çizilince herkes şöyle bir şey çiziyor. Neden? Şöyle bir şey çizsek olmaz mıydı yani? Olurdu. Burası kapalı olsun yeter. Bak kapalı olsun yeter. Başka bir şey istemiyoruz. Peki. Şimdi A var, B var, C var. A, kümeleri verilmiş. İfadelerinden hangisi doğrudur diye sorulmuş. B A'nın alt kümesidir. B'nin tamamı eğer A'nın içerisindeyse yani şurası tamamen pembenin içerisindeyse alt kümesidir o zaman doğru. Şimdi şurayı siliyorum ve ikinci öncülüme bakıyorum. B A kesişim C'nin alt kümesidir. A ile C'nin kesişimi A ile C'nin ortak olan yerleridir. Yani şuradaki küçük dikdörtgendir. Peki B kümesinin tamamı bu dikdörtgenin içerisinde mi ya da B kümesinin bütün elemanları bu dikdörtgenin içerisinde mi? Hayır. 2 yok, 3 yok, 7 yok bu dikdörtgenin içerisinde. O zaman bu yanlış. Gitti. Şimdi burayı siliyorum ve üçüncü öncülüme bakıyorum. B kesişim C'nin alt küme sayısı 8'dir. B ile C'nin kesişiminde kaç eleman var buna bakacağız. B ile C'nin kesişiminde sadece ama sadece 4, 5 ve 6 var. Yani 3 eleman var. 3 elemandan 2 üzeri 3'ten 8 tane alt küme çıkarırız biz. Dolayısıyla B kesişim C'nin alt küme sayısı 8 olur. Yani üçüncü öncülümüz de doğru. O halde doğru cevap C şıkkıdır diyebiliriz. Ve devam ediyorum 17 ile. A kümesi 1, 2, 3, 4 ve ABC elemanlarından B kümesi de 1, 2, 4, A, B, kare, üçgen ve yıldız elemanlarından C kümesi de yalnız ve yalnız 2 ve A elemanlarına oluşmuş arkadaşlar. A kesişim B kümesinin alt kümelerinden kaç tanesi C kümesini kapsamaz diyor. Şimdi A kesişim B'nin elemanlarını kontrol edelim. 1 var, 2 var, gördüğünüz üzere 4 var, A ve B var. Yani toplam 5 tane eleman var. 5 tane elemandan 2 üzeri 5 eşittir, 32 tane alt küme gelir. Ama bu alt kümelerin içerisinde gençler, bu alt kümelerin içerisinde ben 2 ve A'nın aynı anda olmasını istemiyorum. O halde 2'yi ve A'yı siliyorum. Geriye kaç tane alt küme kaldı? 1, 4 ve B. Yani 3 tane sevgili arkadaşlarım eleman kaldı. Bu 3 tane elemandan da 2 üzeri 3'ten 8 tane sevgili gençler alt küme gelecek. İşte bu 32 tanesinden 8 tanesi kapsıyor. Kaç tanesi kapsamaz? 32'den 8'i çıkarırım ve 24 tanesi kapsamaz derim. Mükemmel anlattım. Doğru cevap D şıkkı olacaktı. Devam gençler devam. 18. soru. Yarılamaya az kaldı. A kümesi. Hadi okuyalım. Öyle x, y ikililerinden oluşmakta ki mutlak değer x ile mutlak değer y'nin toplamı 2 ve x ile y tam sayı. B kümesi öyle x, y ikililerinden oluşuyor ki x kare ile y karenin toplamı 1 ve x ile y tam sayı. Şimdi bu duruma göre A kümesinin elemanlarını ben yazmak istersem neler yazabilirim? Mesela burada x'i eksi 2 seçersem y 0 olur. 0'a eksi 2 de tabii ki vardır. Veya 2'ye 0 ve 0'a 2 veya 1'e 1 veya 1'e eksi 1 veya eksi 1'e 1 veya eksi 1'e eksi 1. Bunların hepsi var ama başka yok değil mi? Pekala bunlar olur dedik. Sonra B kümesine bakalım. B kümesinin içerisinde de kareleri toplamı 2 olan tam sayılar. Yani eksi 1 ile eksi 1 olabilir. Eksi 1 ile 1 olabilir. 1 ile 1 olabilir. 1 ile eksi 1 olabilir. Başka olabilir mi? Hayır olamaz. Yani öyle kök 2 mökük yazamayız. Çünkü zaten tam sayı demiş. Şimdi A fark B'nin eleman sayısı sorulmuş. A kümesinde olup da B'de olmayanlar. Şimdi 1'e 1, 1'e eksi 1, 1 eksi 1'e 1, -1, 1, e 1 ve eksi 1'e eksi 1 zaten B kümesinde olduğu için bunları çıkarırım. A'da olup B'de olmayanlar sadece buradaki 4 elemandır. Dolayısıyla eleman sayısı da 4'tür deriz sevgili gençler. Doğru cevap D şıkkıydı. Devam ediyorum 19 numaralı soruyla ve biraz yaklaşalım sorumuza. A ve B aynı evrensel kümenin alt kümeleriymiş. Bir evrensel kümemiz var ve A ile B de bu evrensel kümenin alt kümeleriymiş. A kesişim B de boş kümeymiş. Yani bunlar sevgili arkadaşlarım şöyle gösterelim. Ayrık kümelermiş diyebiliriz. Hadi buna A diyelim buna B diyelim ve sevgili arkadaşlar işte buradaki de evrensel kümemiz olsun pekala. A'nın tümlerini fark B işte bunun tümlerinden bahsetmiş. Şimdi şöyle diyelim ben buraya A buraya B buraya C tane elemanı var dersem ya da A B C bölgeleri dersem A'nın tümlerini B ve C bölgesidir. Bu B ve C bölgesinden B'yi çıkar diyor. Şimdi ben B ve C'den B'yi çıkarırsam elimde sadece C kalır. Yani arkadaşlar şurası neymiş C. İşte C'nin türleri demiş. C bölgesinin dışında kalan bölge A ve B bölgeleridir. Tamam A ve B bölgeleri. Kesişim demiş. Kesişim. Şimdi buraya bakıyoruz. Evrensel kümeden B'nin tümlerini çıkar. B'nin tümlerinde ne var? A ve C var. Ben evrensel kümeden A ve C bölgesini çıkarırsam elimde sadece B bölgesi kalır. Yani burası da bana B kümesini veriyormuş. Yani B'yi veriyormuş. Peki ben A ve B bölgesi ile B bölgesini kesiştirirsem ne olur? İkisinde de B olduğu için tabii ki B bölgesi olur. Peki B bölgesi dediğim şey neydi? Aslında B kümesinin ta kendisiydi. Yani cevabım B eşit olacaktı sevgili gençler. Ve ve bir şeyi 40 kere söylersen olur demiştik. Şimdi 20. defa söylüyoruz. Yani yarısı olacak arkadaşlar. Merak etmeyin. ABC birer küme olmak üzere 3 tane önerme verilmiş yine. P ve Q ise R. Bileşik önermesi yanlış olduğunu gösteren bir örnektir demiş. Şimdi bunun yanlış olması için şuranın bir buranın sıfır olması gerekiyor. Yani 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 R bir ol sıfır olacakmış. P ve Q eğer doğruysa bu da birdir bu da birdir diyeceğiz. Yani bunlar da doğru olacakmış sevgili arkadaşlar. Pekala. Arkadaşlarım şimdi bakalım. A kümesi B'nin alt kümesidir. Yani A B'nin alt kümesi olacak. Şimdi boş küme S'nin alt kümesi mi? Evet. S bunun alt kümesi mi? Evet içinde S var. Boş küme bunun alt kümesi. Boş küme her kümenin alt kümesi. S bunun alt kümesi mi? Hayır o zaman D gitti. Bakmamıza gerek yok. S bunun alt kümesi mi? Evet. Şimdi devam. A kümesi C kümesinin alt kümesidir. Boş küme S'nin alt kümesidir. Evet. S bunun alt kümesi mi? Hayır. O zaman bu da gitti. Boş küme S ve M'nin alt kümesi mi? Evet. S, S ile L'nin alt kümesi mi? Evet. Yani burada sadece B ve D elendi. B kümesi C kümesinin alt kümesidir. Bu yanlışmış. O zaman B C'nin alt kümesi olmayacak. Şimdi şu şunun alt kümesi mi? Evet. Her küme kendisinin alt kümesidir. Dolayısıyla bu gitti. Olmayacak dedik. Şu şunun alt kümesi mi? Evet. Dolayısıyla C de olmaz. Ama bu bunun alt kümesi mi? Hayır. O zaman cevabımız nedir? E şıkkıdır diyeceğiz. Çünkü bunu, bunun yanlış olduğunu gösteren bir örnekse bunu sağlayan bir örnektir. Bunu sağlayan bir örnekse de bu seçenek sadece ama sadece E şıkkında vardı. Şimdi sorumuza uzaklaşıp şöyle sayfamıza uzaklaşıp sorulardan sevgili arkadaşlarım bazılarını işaretleyeceğiz. İşaretleyeceğimiz sorulardan sevgili gençler bir tanesi 18. soru diğeri de 20. soru. Diğer sorular konu kazanım soruları, konu kavrama soruları diyebiliriz. Bundan kaynaklı da 18 ve 20. soruları işaretleyin gerisine karışmayın. Çaktınız siz köfteyi ve devam ediyorum gençler 50. sayfamda bulunan 21. sorumla. A ve B boş kümeden farklı birer küme. SA eşittir SB artı 1 ve bu da SA kesişim B artı 4 eşitliği veriliyor. Şimdi ben şöyle diyeyim. İki tane küme çizdim. Bir tanesi A kümesi bir tanesi B kümesi olsun. Şunu A diyelim şuna B diyelim. Şimdi arkadaşlar A kümesinin eleman sayısı A kesişim B'nin eleman sayısından 4 fazlaysa eğer ben buraya A dersem A kümesinin eleman sayısının A artı 4 olması için demek ki bu bölgede 4 tane eleman vardır diyebilirim. B kümesinin eleman sayısının bir fazlası da A kümesine eşitmiş. A kümesinin kaç tane elemanı var? A artı 4 tane. O zaman B'nin A artı 3 tane elemanı vardır. Yani bu bölgede 3 tane eleman olacak. Pekala. A fark B'nin kaç elemanı var? 3. B fark A'nın pardon. A fark B'nin kaç elemanı var? 4. B fark A'nın kaç elemanı var? 3. E bunun eleman sayısı kaçtır demiş. 4 ile 3'ün toplamı 7'dir. Ve bize cevabı verir. İşte bu kadar basitti. Alt tarafı iki tane şekil çizdik bu kadar. Başka da bir şey yapmadık. Biraz da yorum yürüttük. Tamam. Bu kadar basitti. 22. sorumuza bakalım sizler. B kümesi A veya B kümesinin alt kümesi olmak üzere. A kesişim B bu. B kesişim C de bu. Buna göre B kümesinin eleman sayısı kaçtır? Şimdi kesişim diyor ya. Ne demek? Hem A'da hem B'de olanlar. E burada da hem B'de hem C'de olanlar. E o zaman B kümesinde olan mesela hem A'da hem B'de olanlar bunlarsa B kümesinde kesinlikle ama kesinlikle 1 2 3 4 5 var. Şimdi hem B'de hem C'de olanlar diyorsa 1 2 3 6 7 de var. E 1 2 3 zaten yazmıştım. Demek ki 6 ile 7 de var B kümesinin içerisinde. B kümesinin eleman sayısı en az kaçtır diye soruluyor. Derim ki B kümesinde başka eleman olmasın. O zaman en az 7 tane eleman olur derim. Ve böylelikle yine C'yi işaretleyebilirim. Doğru cevabımız 7 yani C idi. Devam ediyorum. 23. sorumla elemanları rakamlar olan 8 elemanlı A kümesinin bazı elemanlarıyla bu ve bu sayıları yazılabiliyormuş. A kümesinde o zaman neler vardır bir yazalım. A kümesinde kesinlikle 1 2 3 4 5 6 var. 1 2 3 4 5 6 var. 7 de var. Bu da yazılabiliyor. E burada da 1 2 3 5 6 var. Bunları zaten yazmıştık ama A kümesi 8 elemanlıydı. Demek ki bir tane daha elemana sahip A kümesi. Onu bilmiyoruz. B kümesinin elemanlarıyla da şu sayı ve şu sayı yazılabiliyormuş. O halde yazalım bak 0 var, 1 var. 2 yok. 0 1 2 yok, 3 yok, 4 yok. 5 var, 6 var. 5 var, 6 var. 8 var, 9 var. 8 var, 9 var. Etti 6 eleman. E B kümesi 7 elemanlıymış. O zaman bir tane daha elemanı var ama onu bilmiyoruz. Pekala. Şimdi A kesişim B kümesinin elemanlarıyla şu sayılardan hangileri kesinlikle yazılamaz? Bir kere bizim elimizdeki verilere göre A kesişim B'de neler var? 1 var, kesin. 5 var, kesin. 6 var, kesin. 1 5 6 var. Peki şimdi buraya bakalım. 1'i yazmak için 5 ve 6 A kesişim B'nin elemanı olduğu için 5 ve 6 zaten var. Peki 4 ile 3'ü bulabilir miyim? Şimdi ben derim ki eğer ki eğer ki şuradaki eleman 4 olursa A kesişim B'nin içinde 4 de olur. Ve şuraya 3'ü yazarsam bu sefer mecburi olarak e hocam burada 3 yok. Değil mi? Bu sıkıntı. Dolayısıyla ben 1'i kesinlikle yazamam. Geçtim 2'ye. Şimdi şunları silelim. Tekrardan doldurmamız gerekecek çünkü. Şunu silelim bir de şunu silelim tamam mı? Burada mesela 1 ve 6 zaten A kesişim B'nin içinde vardı. 0 ve 4. Eğer ki şurası 0 olursa. Bak burada 0 var burada 0 var. Kesişimin elemanı olur. 4 için de şuraya 4, 4 yazarsam. Burada 4 var burada 4 var. Kesişimin elemanı olur. Böylelikle bu yazılır. Ama bizden yazılamayanlar isteniyor. Dolayısıyla 2 yazıldığı için 2 olanları silebiliriz. Peki devam. 1 2 9 5. 1 ve 5 zaten A kesişim benim içinde vardı. 2 için 2 lazım bize. 2'yi nasıl elde ederim gençler? Bak şöyle. 2'yi gelirim şuraya yazarım. 2 burada var. Burada da olur. Kesişimin elemanı olur. Bir de 9 lazım. 9'u da buraya yazarsam 9 burada var, burada var. Kesişimin elemanı olur. O zaman bunu da yazabilirim. Yazılamayan o zaman sadece ne varmış? Yalnız 1. O halde cevap A şıkkı olur diyebiliriz. Evet, 23. soru çok güzel bir soruydu. Ve bu soruyu mutlaka işaretlemeni istiyorum senden. Tam anlamıyla, bak tam anlamıyla klişe bir TYT sorusu. Peki böyle bir soru soruldu mu? Benzeri soruldu ama hiç bu mantaliteyle yaklaşılmadı soruya. Dolayısıyla bu soruyu mutlaka kaydet. Sınavdan önce tekrar edeceğiz. Sınavdan önce tekrar edeceğiz. Tamam. Devam ediyorum sevgili arkadaşım. 24. sorumla. A ve B. Tam sayı olmak üzere. 2, 3, A ve 5, 6, B kümeleri verilmiş. A fark B kümesinin eleman sayısı 1'dir diyor. Şimdi A'da B'de zaten şu an ortak eleman yok. Ortak eleman yok. Ve ve eleman sayısının 1 olduğu söyleniyor. E burada birbirinden farklı ikişer eleman var. Ne yapacağız? A çarpı B'nin alabileceği farklı değerlerin toplamı demiş. Şimdi şöyle düşünelim. 2, 3 eğer A şunlardan birisi olursa mesela 5 gibi. Burası da 5, 6 B de 2 ve 3'ten birisi olursa mesela 2 gibi. A fark B'ye bakalım hadi. Aynı elemanları sildim sildim. Bak A fark B'nin eleman sayısı 3 oldu. Yani 1 oldu. Elemanı da 3 oldu. Dolayısıyla eleman sayısı 1 olabiliyor. Yani B'yi şunlardan birisi. A'yı da bunlardan birisi seçmem gerekiyormuş benim. O halde burada hangi seçenekler mevcut? Şöyle ki A 5 iken B 2 olabilir. A 5 iken B 6 olabilir. E, pardon 6 değil 3 olabilir diyeceğiz. A6 iken B2 olabilir ve A6 iken B3 olabilir. Ne demiş? A kere B'nin alabileceği. 2 kere 5 10. 3 kere 5 15. 6 kere 2 12 ve 6 kere 3 18'i verir. 12 18 daha 30 yapar. 10 15 daha 25 yapar. Bunları da toplamı bana 55'in ta kendisini verir. 24'ü çözdük ve sevgili gençler Devam ediyorum. Bir alttaki sorum 25. sorumla. A kümesi. A, B, C ve 1, 2, 3, 4 elemanlarından oluşan bir küme. Ve bu kümenin bir alt kümesi ve A'nın tümleyeni A kümesinin tümleyen kümesi olmak üzere. S, A'nın tümleyeni eşittir 3. Şimdi A kümesi bu kümenin bir alt kümesi. Ve sevgili arkadaşlarım A'nın tümleyeni de vermiş bize. Şu şekilde gösteriliyor. Bu ne demek A'da olmayan elemanlar demek. A'da olmayan elemanların sayısı 3'müş. O zaman bu ne demek? Şuradaki 3 tanesi A'da yok demek. Tamam? Geri kalanları varmış ama. Şimdi devam. A ile şu kümenin kesişimi de harflerden oluşmakta. Yani A kümesinde sevgili arkadaşlar şu elemanlardan ya bir tanesi olacak. Tamam? Ya da ikisi de olacak. Harflerden oluşuyorsa ya bir tane harften oluşuyordur. Ya da A ve B'nin ikisi de vardır. Yani ne demek? 1 yok demek. Şimdi A'da kesinlikle 1 olmadığını öğrendim. Peki. A varsa B yoksa. E de yok dedim. E, A'yı da olduğu için aldım zaten. Şimdi geriye kaç tane eleman kaldı? C, 2, 3, 4. 4 tane eleman kaldı. A'nın içinde bulunmayan kaç eleman vardı? Gençler. 3. 3 tane eleman vardı. Şurada. E ikisini buldum. Neydi? B ve 1'di bir tane daha seçmem gerekiyor. O dört tanesinden herhangi bir tanesi olabilir. 4 tanesinden birisini seçersen 4'ün birlisi 4 tane daha küme yazabilirsin. Yani içerisinde A olup B olmayan 4 tane A kümesi var. E B olup A olmayan da 4 tane çıkar ki o zaman, değil mi? Yani mantık olur. Mantık böyle olursa. Şimdi içinde hem A hem de B olsun diyelim. Ben içinde zaten 1 olmadığını biliyorum. biri sildim. A'yı ve B'yi de içine yerleştirmiştim zaten. Geriye 4 tane eleman kaldı. A kümesinin içinde olmayan 3 eleman olması gerekiyordu. Bir tanesini buldum 1'di. 2 tane daha bulmam lazım. 4'ün ikilisiyle seçim yaparım. 4'ün ikilisi de bana 6'yı verir. Demek ki 6 tane de buradan A kümesi yazılır. Toplamda kaç tane A kümesi yazılabilirmiş? 4 artı 4 8. 6 daha 14 yapar. Doğru cevap da bu şekilde E şıkkı olur gençler. Tamam. Basit düşünün, sakin düşünün, Kendinize güvenin mutlaka her sorunun üstesinden gelirsiniz. Ben bu olayı böyle çözdüm. Çünkü benim matematiğim berbattı. Ve ben kendi isteğimle lisenin son sınıfında matematiğimi öyle hallere getirdim ki kendi isteğimle 8 tane tercih yaptım. Bunlardan bir tanesi elektrik elektronik mühendisliğiydi. Geriye kalan 7 tanesi matematikti gençler. Tamam 4. tercihim tuttu. Gazi matematik. Evet Gençler, devam. Zeynep doğru olduğunu düşündüğü aşağıdaki iddiayı ispatlamak istiyor. İddia şu. A, B ve C birer küme olmak üzere A fark B birleşim C aslında A fark B ile A fark C'nin birleşimidir diyor. Zeynep ispatı bu şekilde yapmış. Bakalım nerede yanılmış. Şimdi hangisinde yanılmıştır diye soruyor. Şuna göre hareket edeceğiz. X bunun bir elemanı olsun diyor. Burada bir sıkıntı yok zaten. Kişiklerde 1 yok. Pekala. Bu demek X A'nın elemanı ama bunun elemanı değildir demek. Yani A'da olup B birleşim C'de olmayan elemandan alıyoruz sonuçta. X A'nın elemanı B birleşim C'nin elemanı değil. Burada bir sıkıntı yok. Yani ben görmedim. Zaten burada bir sıkıntı yoktu. Devam. Buraya göre X A'nın elemanıdır ve şu kısmı açmış x B'nin elemanıdır veya x C'nin elemanıdır. Burada bir sıkıntı var mı sence? Var mı sence? Evet. Arkadaşım. Yok dedin değil mi? Yok dedin değil mi? Arkadaşım, hatalı olan 3. Şimdi ama neden? Şimdi bak. Burada birleşim diyor. Eyvallah. Hocam işte birleşim veya demek değil miydi? Evet öyleydi. Ama aması var. X elemandır. B birleşim C elemanı değildir B birleşim C diyorsa ne demek bu? X ne B'nin ne de C'nin elemanı demek. X ne B'nin ne de C'nin elemanı demek. Buraya bakıyorsun diyor ki X B'nin elemanı değildir veya C'nin elemanı değildir. Şimdi X B'nin elemanı değildir diyorsam buraya C'nin elemanıdır anlamı girer. X C'nin elemanı değildir demek B'nin elemanı olabilir anlamı girer. Sen buraya V yazman gerekiyor. Ki X hem B'nin elemanı değil hem de C'nin elemanı değildir anlamı da yüklensin buraya. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım burası yanlış olduğuna göre 3. öncülümüz yanlıştır. Burası yanlışsa zaten devamının doğru veya yanlış olmasının hiçbir hükmü yok. O halde doğru cevabımız B şıkkı olur diyeceğiz arkadaşlar. Ve cevap bu şekildeydi. Var ya ÖSYM şu soruyu sorsun. Bu soruya bakanların %90'ı yanılacaktır. Bak %90'ı. Ve o %90'ın içerisinde ki biliyorsunuz ilk 100 binde, ilk 50 binde, ilk 20 binde olan insanlar da olacak. Derece yapan çocuklar da olacak. 26. soruyu mutlak suretli işaretliyorsunuz. Zeynep de benim kızımın ismi. Ee, i̇nşallah böyle de bir anı olmuş olur. ÖSYM'de bu soruyu Zeynep diye sorarsa var ya uff tadından yenmez. İsmine kadar tutturmuş oluruz. Cismine kadar tutturmuş oluruz. 25. soruyu mutlaka işaretliyorsun. 24. soruyu mutlaka işaretliyorsun. Ve burada toplam 4 soru işaretliyoruz. 23, 24, 25 ve 26 bu soruları tekrar etmemiz gerektiğini ve tekrar edeceğimizi söylemiştik. Devam ediyorum. 27. sorumuzla sevgili gençler. Arabası olan 27 öğretmenin bulunduğu bir okuldaki öğretmenlerin arabalarının renkleri siyah ya da beyazdır. Okulda siyah arabası olan kadın dedim mi duracaksın? Şimdi erkek de dururduk. Yani kadının bir özelliği yok burada. Erkek de dururduk. Neden? Siyah araba var. Beyaz araba var. Kadın var demek ki erkeği de gelecek. Bunun bir de erkek var. Kaç değişken yaptı? Dört. Şimdi dört tane değişken için gençler küme çizmeyeceksin. Tablo çizeceksin. Yani siyah araba dedim. Beyaz araba dedim. Bir tane kadın dedik. Yani cinsiyetler için bir satır. Renkler için bir sütun ayıracaksın. Kadın ve erkek dedik. Daha sonrasında buna da güzel bir tablo oluştur şöyle tamam mı? Alelade. Böyle güzel olmasına da gerek yok gerçi de. Alelade bir tablo oluşturduk şöyle. Peki. Şimdi tabloyu doldurma sırası. Emin ol soru bu şekilde devam eder. Diyor ki okulda siyah arabası olan kadın öğretmenlerin sayısı yani şurası siyah arabası olan erkek öğretmen sayısının 3 katıdır. Yani siyah arabası olan erkek öğretmen sayısı neresiydi? Şurası. Bunun 3 katıymış. Yani ben buna x dersem buraya ne diyeceğim? 3x diyeceğim. Bitti. Beyaz arabası olan erkek öğretmenlerin sayısı yani şurası beyaz arabası olan kadın öğretmenlerin sayısının 2 katıdır. Yani şurası y ise burası 2y'ymiş. Çok güzel. Şimdi devam. Bu okulda kadın öğretmen sayısı 14'müş. Şimdi kadın öğretmen sayısı neresi? Şurası. Kaçmış 14. Yani ben artık şunu söyleyebilir miyim? 3x ile y'nin toplamı bana 14'ü veriyormuş. E şimdi ben bir de şunu da biliyorum. Toplam öğretmen sayısı da 27'ydi güzel kardeşim. 3x ile x'i topladım 4x. y ile 2y'yi topladım 3y. Buna da bunu toplayınca bana 27'yi verecek. E çok güzel. Benden ne isteniyor şimdi ona bakalım beyaz arabası olan kaç tane erkek öğretmen vardır? Yani 2Y soruluyor. Yani benim Y'yi bulmam şart. Y'yi nasıl bulurum? X'leri yok ederek. Yani ben bunu 4 ile çarpayım o zaman. Bunu da 3 ile çarpayım tamam mı? 4 burayı çarparsam 12x yapar. Artı 4y gelir. Eşittir 56 olur. 3 ile çarparsam da 12x artı 9y eşittir. 3 kere 27 bana 81'i verir. Şimdi bundan bunu alttakiler üstüne gidip bir güzel çıkaralım. 12x'ler gitsin. 9y'den 4y'yi çıkardım. 5y. 81'den 56'yı çıkardım. 25 geldi. O zaman y kaçtır? 5'in ta kendisidir. Bizden ne isteniyordu? 2y. E, Y'yi 5 bulduk ya güzel kardeş. 2 kere 5 10 yapar. O halde cevabımız da e şıkkının ta kendisidir. İşte bu kadar basit. Tamam. Bu sevgili arkadaşlarım 27. soru. ÖSYM'de böyle bir soru çıkar mı? Son yıllarda çıkmadı. Ama daha öncesinde çıkmış bir soru. Yani YGS döneminde, YGS-LYS döneminde çıkmış bir soru. Yani ÖSYM bu tarz soruları sorabiliyor. Peki o zaman neden çalışmayalım? Ve neden bazı şeyler artık klişeleşmesin ki? Yani YKS döneminde de birbirini tekrar eden sorular yok mu? Var. Kaç senedir TYT'de kendini tekrar eden sorular var? Kaç senedir kendini MSU'da tekrar eden sorular var? Kaç senedir AYT'de kendini tekrar eden sorular var? Neden kendini tekrar etmesin ki? Farklı bir matematik mi uyduracak ÖSYM? Yok. O zaman sen de kalkacaksın. Bu soruların bu şekilde çözüldüğünü bileceksin. 28. soru. Bir okulda üç farklı etkinlik düzenlenmiş. Bu etkinliklere katılanlarla ilgili olarak aşağıdakiler biliniyor. Her bir etkinliğe 60 kişi katılmış. 20 kişi üç üç etkinliğe de katılmış ve 68 kişi en az iki etkinliğe katılmış diyor. Buna göre etkinliklerden yalnızca birine katılmış olan kaç kişi vardır? Bak şimdi şöyle. 3 tane var ya. 3 tane küme çizdim ben, tamam mı? Bu üç tane küme de şurası A etkinliği, B etkinliği, burası da C etkinliği olsun. Şu bölge iki etkinliğe katılanlar, şu bölge ve şurada işaretlediğim bölgede 3 etkinliğe katılanlar. 3 etkinliğe 20 kişi katılmış. Her üçüne de katılan kişi sayısı. Şuradaki turuncu bölgenin toplam elemanı artı mor bölgenin yani 20'nin toplam elemanı 68'miş. O zaman bu turuncu bölgelerin toplamı bana 48 kişiyi verir. 68'den 20'yi çıkardım. 48 çünkü en az 2 etkinliğe katılmış demekle demek 2 demek? veya 3 etkinliğe katılanların tamamı demek. Peki her bir etkinliğe de 60 kişi katılmamış mıydı? Evet. Şimdi ne demiş? Etkinliklerden yalnızca birine katılmış olan kaç kişi vardır diyor. E 48 kişi burada vardı. Ve 20 kişi de burada var. Etti 68 kişi. Tamam? Etti 68 kişi. Her bir etkinliğe kaç kişi katılmıştı? 60. Şimdi ben şuraya A, buraya B, şuraya C dersem Şuraya D, buraya E, buraya F dersem burası da 20 mi? 20. Şimdi o zaman A artı E artı D artı 20 eşittir 60. O halde B artı D artı F artı 20 eşittir 60. O halde C artı E artı F C artı E artı F artı 20 Bu da eşittir 60 yapmaz mı yapar ben bunların tamamını şöyle bir güzel toplasam ne gelir? A artı B artı C gelir. Artı bak iki tane E var, iki tane D var, iki tane F var. Yani iki parantezine D artı F artı E gelir. Artı bir de 20 20 20 60 yapar karşıda da ne olur? 180 olur. Şimdi DFE demek. İki etkinliğe katılan kişi sayısı mıdır? Evet. Neden? D E F dedik. E bunlar 48'di. 2 kere 48 hocam 96'nın ta kendisi yapar burası. 60 daha 156 yapar. Bu 156'yı karşıya gönderirsem ABC yalnız kalmış olur. Peki ABC kaçtır o zaman? 24 mü? Benden ne isteniyordu? Yalnızca birine katılmış olanlar. Yani A artı B artı C soruluyor. Hayırlı uğurlu olsun cevap 24 olacaktı. Yani cevap C şıkkının ta kendisi. Evet gençler geçtim 29'a. Basketbol, voleybol ve futbol oyunlarından en az birini oynayanların bulunduğu 40 kişilik bir grupta. Futbol oynayan 22, basketbol oynayan 19, voleybol oynayan 20 kişi var. Basketbol ve futbol oynayan 10, futbol voleybol oynayan 9, basketbol voleybol oynayan da 5 kişi var. Buna göre bu grupta her üç oyun oynayan kaç kişi vardır diye sorulmuş. Üsttekine benzer bir soru olmakla beraber bu sorunun çözümünü yine benzer biçimde yapacağız. Şimdi şuraya futbol, buraya basketbol, buraya voleybol oynayanlar diyelim. Futbol oynayan 22 kişi vardı toplamı 40 kişiydi unutma. Bak şunlar önemli bizim, bizim için hemen harflendirmelerini yapalım. Ben buraya A kişi burada B kişi burada C burada D burada E burada F kişi var burada da G kişi var diyelim tamam mı? A artı D artı E artı G eşittir kaç kişi futbol oynayan 22 kişi. Sonra B artı D artı F artı G eşittir basketbol oynayan 19 kişi. Sonra C artı E artı F artı G eşittir. Kaç kişi voleybol oynayan? 20 kişi vardı. Ben bunların her birini toplasam. A, B, C. A artı B artı C. Aynı üstteki gibi. İki parantezinde D artı E artı F gelir. Ve 3 tane de G gelir eşittir. 22, 19 daha 41. 20 daha 61 yapar arkadaşlar. Tamam. Şimdi güzel. Şuradaki 3G'yi unutmayalım. Şu şekilde. Peki her 3 oyun oynayan kaç kişi vardır diye sorulmuş ama ondan önce. Demiş ki. Futbol, basketbol ve futbol oynayanlar. Yani DG. Bak yazalım. D artı G. Eşittir. Kaç kişi varmış? 10. Futbol ve vo voleybol oynayanlar. EG. E artı G. Kaç kişiymiş? 9. Basket ve voleybol oynayanlar. Yani GF. FG diyelim ona da. Eşittir. 5 kişi varmış. Topla bunları güzel kardeşim. 2 parantezinde. D artı E iki parantezinde değil özür dilerim. D E F D artı E artı F artı 3 tane G eşittir. 10, 9, 5 daha kaç yapar? 24'ün ta kendisi yapar. E şimdi peki ben şurada bulduğumdan şurada bulduğumu çıkarsam. 3 G'ler kalır değil mi? Aynen öyle. Çıkaralım. A artı B artı C. A artı B artı C. Artı 2 tane D artı E artı F'den bir tane D artı E artı F'yi çıkarırsam D artı E artı F kalır. 3G'den 3G çıkarsa bir şey kalmaz. 61'den 24'ü çıkaracağım bir de. 61'den 24'ü çıkarırsam 37 kalır. E şimdi bu grup kaç kişi? 40. Neler var? A, B, C, A, B, C. D, E, F, D, E, F. Bunların toplamı 37. Geriye ne kaldı? G. Yani her üçünde oynayanlar. Her üçünü de oynayanları ekleyince 40 olması gerekmiyor mu? O zaman kaç kişiymiş orası? 3. O halde cevap da 3'tür deriz sevgili gençler. Evet şimdi devam edelim mi o zaman 30. soruyla? %75'ini tamamlarız böylelikle videomuzuna. Ne dersin? Hadi bakalım şurayı sildim. Devam. 48 kişilik bir sınıfta futbol oynayan herkes basketbol oynamakta. Futbol oynayan herkes basketbol oynuyorsa futbol basketbolun içindedir. Şurası futboldur. Şurası basketboldur. Ne diyor? Basketbol oynamakta fakat voleybol oynamamakta. Şimdi futbol oynayan herkes voleybol oynamamaktaysa o zaman ben futbolla voleybolu ayrı iki küme olarak çizerim. Ama basketbolla voleybol hakkında ekstradan bir bilgi vermediği için bunların kesişimini olsun diyebilirim. Futbol oynayanların sayısı 12'ymiş. Yani şurası 12 kişi var. İki oyun oynayanların sayısı ki neresidir? Bir şurasıdır. Bir de şurasının tamamıdır. Bak şurasının tamamıdır. Neden? Ee, pardon özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok üzgünüm. Orası değildir gençler. Ne yaptık biz? Ooo. Şimdi şöyle yapalım. Futbolu da sildik aradan. Onu da hemen düzeltelim şöyle. Heh. Şimdi futbol oynayan herkes basketbol oynadığı için zaten şu kısım iki oyun oynayanlar. Şu kısım. E, i̇ki oyun oynayan başka neresi var? Bir de şurası var. Toplamda kaç kişiymiş arkadaşlarım? İki oyun oynayan 20. O zaman burada kaç kişi vardır? 8. Sadece bir oyun oynayanlar neresi? Şuradakiler sadece basketbol, buradakiler sadece voleybol oynayanlar. İşte bunların da toplamı şu şekilde 19'muş. Bu sınıfta 3 oyunu da oynamayan kaç kişi vardır? Sınıf kaç kişi? 48. 12, 8 daha 20. 19 daha 39. Sınıf kaç kişiydi? 48. 48'den 39'u çıkarırsam eğer ben ne bulurum? 9. İşte bu 9 kişi dışarıda kalan hiçbir oyunu da oynamayanların sayısıdır. O halde cevap C seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Geçtim 31'e. Bir okuldaki şunu sildim. Hop hadi bakalım. Bir okuldaki öğretmenler bir teneffüste çay veya kahveden en fazla birini içmiştir. Yani çay içenler kahve içmeyecek. Kahve içmeyenler kahve içenler çay içmeyecek. Ya da hiçbirini içmeyecekler. O halde bunlar ayrı kümelerdir. Şuna çay diyeceğim, buna kahve diyeceğim. Böylelikle çay içen kahve içmez, kahve içen çay içmez ya da hiçbirini içmeyen gruplar da dışarıdadır. Çay içen öğretmen sayısı, kahve içen öğretmen sayısının 3 katı mı? O zaman ben buna x dersem burası 3x olur. Tabii. Demek ki burası Türkiye'deymiş. Neden? Çünkü Türkiye'de çay her zaman kahveden fazla içilir. Ha ben kahveciyim. Eyvallah. Ama sıkıntı yok. Devam. Çay veya kahve içmeyen öğretmen sayısı tüm öğretmenlerin sayısının yarısıdır. E şimdi yarısı dışarıda ise yarısı da içeride. İçeride kaç kişi var? 4x o zaman burada 4x kişi olacak. Toplam öğretmen sayısının olduğu 8x. Kahve içmeyen öğretmen sayısı 35'tir. Kahve içmeyenler şunlar ve şunlar mı? Yani 7x kaçmış? Hocam 35. Bitti soru. X kaçtır? 5'tir. Neyi sormuş? Çay içenler. E yani şurası. 3 kere 5, 15 yapar. Cevabımız da B şıkkıdır. Hayırlı uğurlu olsun. Devam ediyorum. 32 ile. Burayı ne çok karalamışız ya. Silelim mi? Hadi silelim. Tertemiz bir sayfa açtık kendimize. Ve devam ediyoruz. A kümesi 1, 2, 3. A, B, C, D'den oluşmuş. K, A'nın alt kümesi. Ve K ile 1, 2, 3 kümesini kesiştirince 1, 2, 3 çıkıyor. Yani K kümesinin içerisinde kesinlikle 1, 2 ve 3 elemanları var. Tamam. Çok güzel. Kaç farklı K kümesi yazarlar? Şimdi K kümesi A'nın alt kümesiydi ya hani. E 1, 2, 3 zaten var içinde. O zaman şunlar da olabilir diyoruz. Ama hangisi olur, hangisi olmaz bilemiyoruz. Aslında buna çoğu hoca 2 üzeri 4 eşittir 16 cevapta budur deyip geçiyor ama kimse mantığını sorgulamıyor be. Neden bunun dördüncü kuvvetini aldık kardeşim? Neden? Çünkü sevgili arkadaşım o... Alt küme olma mantığı var ya o da permutasyon kombinasyon binomlu olasılıktan geliyor. Yani sayma konusunun bir alt kümesi. Ve sevgili arkadaşlarım bu da şu şekildedir. Bu kanun içerisinde A var mıdır yok mudur? 2 ihtimal var. Çarpı B onun içinde iki ihtimal var. C onun içinde iki ihtimal ve D onun içinde iki ihtimal var. Toplamda burası 2 üzeri 4'ten 16 yapar. Cevabımız da bundan kaynaklı 16'dır. Doğru cevabı al. D dedik. Yeni bir bilgi daha öğrendim benim sayemde. Şimdi yeni sınavda karşına çıkabilecek sorular da öğreneceksin. Hemen bu sayfalardaki sorulara bakalım. 27'yi işaretleme demiştim. Onu zaten biliyorsun. 30'u işaretleyebilirsin. 31'i işaretleyebilirsin. 32'yi işaretleme. 29 küme problemi sorulursa çıkar sorulmasa zaten çıkmayacaktır ve burada sevgili arkadaşlarım 28. sorumuzda işaretledim. Yani toplam 3 tane soru işaretledim sana 6 tane sorunun olduğu bir sayfada bu 3 soru mutlaka ama mutlaka tekrar edilmesi gereken sorulardan 3'ü. Evet 33. sorumuza bakıyoruz. 52. sayfamızdayız. Azot yani N ile gösteriliyor simgesi. Hidrojen H ve oksijen O elementleriyle oluşabilecek bazı moleküller aşağıdaki ven şamasında gösterilmiş. N, H ve O kümeleri sırasıyla azot, hidrojen ve oksijen elementlerini içeren moleküllerin kümelerini göstermekte. Buna göre amonyak, azot monoksit ve azot gazı yani bunların kesişiminden oluşacak olan elemanlar kümesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Şimdi pembe bölge. Pembe bölge mutlaka N'in içerisinde. Ama nereyi çıkarmam gerekiyor? Şurayı. Burayı da çıkarsam olur. Ama şunu da çıkarsam olur ve güzel kardeşim. O zaman ben N'den neyi çıkarayım? Haşla O'nun kesişimidir şuradaki bölge. Dolayısıyla ben N'den H kesişim O'yu çıkarırsam gayet başarılı bir şekilde A şıkkını işaretleyebilirim. Çok güzel soru. Devam edelim 34'te. Aşırı derecede çeldiricili bir soru. Bak aşırı derecede çeldirici içeren bir soru. Soruyu sevgili arkadaşlarım iki tane hocaya da sordum. Biri çözdü biri çözemedi. Yani bir hocanın da çözemediği bir soru bakalım siz ne yapacaksınız? Gençler. Tek rakamların kümesi T ile, çift rakamların kümesi Ç ile, asal rakamların kümesi A ile gösteriliyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 da evrensel kümenin elemanları. Buna göre kırmızı boyalı bölgeyle gösterilen kümenin elemanlarını toplamı. Yani tekler artı çiftler ama asal olmasınlar istiyor. Tamam çok güzel hadi yapalım o zaman. 2 asal sildim hocam. 3 asal sildim. 5 de asal. 7 de asal sildim. Geriye kalanları toplarım soru biter. 0 1 daha 1. 4 daha 5. 6 daha 11. 8 daha 19. 9 daha 27. Pardon 10, 28 ve 10 daha 38 ve şıklarımızda da 38 var. İşaretledik cevap A. Ne acaba? Cevap sevgili arkadaşlarım gördüğünüz üzere C. Yani 28. Peki neden? Nerede hata yaptık? Çünkü sevgili gençler Evrensel kümenin içerisindeki elemanlar bunlar fakat T kümesi, C kümesi, A kümesi bunların hepsi de rakamlar kümesidir ve çiftlerin içerisinde 10 maalesef yoktur çünkü orası rakamlar kümesi. 10 şuradadır. E şimdi bu pembe boyalı bölgenin içerisinde bulunan elemanların toplamını alırken o zaman onu toplamayacağız. Ben onu buradan tekrar çıkarırsam 28 kalır. 28 de benim asıl cevabım olur. Doğru cevap C idi. Çeldirici işte bunun burasında. Rakam 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 demiş ama çoğumuz zaten rakam olduğunu okumuyoruz bile. Dolayısıyla dikkat etmen gereken sorulardan bir tanesi. Devam 35. soru. Bir küme var. Yüksek, yüksek, yüksek ihtimalle kartezen çarpım kümesi ki zaten verilmiş bize. A kartezyen çarpım B'nin bir alt kümesiymiş bu küme. Bütün elemanlarını içermiyor yani ona dikkat et. Buna göre demiş Üç tane de ifade vermiş hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi Birinci bileşenler A'dan, ikinci bileşenler B'den gelir. O zaman A kümesinin elemanlarına bakacak olursak. 1 var, 3 var, 5 var ve 4 var. Yani 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4 ve 5 elemanları kesinlikle var. Ama alt kümesi dediği için farklı elemanlar da olabilir A kümesinin içerisinde. Dolayısıyla burada başka var mı bilmiyoruz. B kümesinin elemanlarına bakalım. İkinci bileşenlerden alacaktık onları da. 2 var, 4 var, 2, 4, 1 var değil mi? O zaman 1 aldım, 1 aldım. 2'yi aldım, 4'ü aldım. Şimdi düşünecek olursak daha başka elemanlar da olabilir burada. Başka eleman başka bir eleman var mı? Yok mu? Bilmiyoruz açıkçası. Peki, şimdi öncüllere bakalım. A kümesi en az 4 elemanıdır. 1 2 3 4 ama başkaları da olabilir demiştik. Dolayısıyla bu doğru. A birleşim B en az 5'tir. Şimdi 1 3 4 5 A birleşim B'nin içerisinde var. Burada olmayıp burada olan bir eleman var mı? 2. İki. 2'yi de eklersem. Şimdi başka eleman var mı yok mu bilmiyorum. Ama en az 5 elemanın olduğunu biliyorum. O zaman bu da doğru. A kesişim B'de sadece 4 vardır diyor. E şimdi şurada mesela 7 varsa burada da 7 varsa o zaman kesişimlerin içerisinde 7 de olabilirdi. Dolayısıyla bu ifade yanlış olur. Ki zaten 4'ü gördük ama 1'i görmedik. Bak 1 de var zaten bu kesişimin içerisinde. Dolayısıyla 3. öncülüğüm yanlış. Doğru cevap D şıkkı olacaktı. Geçtim 36'ya. A ve B. A ve B. Boştan farklı iki tane küme. A kümesi 12 elemanlı. Çok ama çok dikkatli dinle bu soruyu. Çok sağlam yazdım. A kümesi 12 eleman 1 cepte. A kartezyen B'den A kartezyen çarpıp A'yı çıkarınca 60 elemanlı bir küme oluşuyormuş. A kesişim B'nin de 4 olduğu dile getiriliyor. Şimdi Şöyle ki, A kartezen çarpım B ile, A kartezen çarpım A'nın ortak olan elemanları var mıdır? Vardır. Neden olmasın? O da hangileridir biliyor musun? Kesişimlerinde dört tane ortak eleman var ya hani, ha işte onlar. Yani A kartezen çarpım B ve A kartezen çarpım A için ortak olan eleman sayısına ben ne derim? Bunların yani B ile A'nın ortak 4 tane elemanı varsa A kartezyen çarpım B ve A kartezyen çarpım A'nın 12 çarpı 4 48 tane ortak elemanı vardır. Çok güzel. Şimdi A kartezyen çarpım A kümesinin içerisindeki 48 tane elemanı ben çıkarınca işte şuradaki sevgili arkadaşlarım şundan 48 elemanı çıkarınca 60 eleman kalıyormuş. S-A kartezyen çarpım B'den ben 48'i çıkarınca 60 kalıyorsa S-A kartezyen çarpım B eşittir. 108'in ta kendisi olur. Peki ben S-A kartezyen çarpım B'yi nasıl bulurum? S-A ile S-B'nin çarpımı olarak bulurum. E, S-A 12'di hocam. E tamam s de 9'muş o zaman. B kümesinde eleman sayısı soruluyordu? 9'un ta kendisidir. Doğru cevap C seçeneği. 36'yı bitirdik. Alt kısımda sorumuz kalmadı. Bu sayfayı da bitirdik. Bu sayfada işaretlemen gereken soru var mı? Var. 35. soruyu işarette 36'ya gerek yok diyorum. Burada 34 ve 35. sorular mutlaka işaretlenmeli. Devam ediyorum. 37. sorumla inanılmaz derecede sıcak oldu bu oda. Gecenin saat bilmem kaçında çek çekmeme rağmen videoyu. Devam. A ve B. Boş kümeden farklı iki küme. A kartezyen çarpım B'nin 2 üzeri 28 tane de alt kümesi varmış şimdi. Bu kadar alt kümesi varsa ne kadar elemanı vardır? Tabii ki üssü kadar. Yani S A kartezyen çarpım B eşittir 28 diyeceğiz. Tamam. Peki diyor ki A birleşim B kümesinin eleman sayısı kaç farklı değer alır? Şimdi S A kartezyen çarpım B ne demek? S A ile S B'nin çarpımı demek. Bunlar nasıl 28 olur? E bu 1 iken bu 28 olabilir. Bu 2 iken bu 14. Bu 4 iken bu 7. Bu 7 iken bu 4, bu 14 iken bu 2, bu 28 iken bu 1 olabilir hocam. Çok güzel. Şimdi A'nın eleman sayısı 1 ve B'nin eleman sayısı 28 iken bunların birleşim kümesi kaç farklı değer alır? Şimdi bunun elemanı bunun içinde de vardır. Yani A, B'nin alt kümesidir. Dolayısıyla birleştirirsem ben bunları 28 eleman oluşabilir ama ayrık kümelerse 29 eleman da oluşabilir A birleşip B'de. Aynı mantaliteyi burada da devam. 2 eleman 14 eleman. Bu 2 eleman bunun elemanı olabilir. 14 elemanlı olur birleşimler. Bu 2 elemandan birisi bunun elemanı, birisi olmayabilir. Birleşimleri 15 elemanlı olabilir. İkisi de bunun elemanı olmayabilir. 16 eleman gelir. Bu 4 elemanın tamamı bunun elemanı olursa 7, bir tanesi olursa 8, iki tanesi olursa 9, 3 tanesi olursa 10, hiçbiri olmazsa 11 elemanlı olabilir. E şimdi buraya geçtiğimiz zaman aynı senaryoları bu tarafa göre de yapacağız bu sefer. Çünkü bunlar diğerlerinden küçük ya. Aynılarını buraya da yazacağım. Yani 7, 8, 9, 10, 11 diye buraya yazacağım. 14, 15, 16 buraya. 28, 29 buraya yazacağım. E zaten bize ne demiş? Kaç farklı değer alır? O zaman farklı diyorsa bunlara bakmama gerek yok. Toplam bu kadar değer alır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane değer alır. Doğru cevap da C seçeneği olur sevgili gençler. 37'yi de çözdük. 38, 39 ve 40 kaldı. Bir şeyi 40 kere söylersen olur dedik. 38. defa söylüyoruz beraber. A ve B kümeleri için. A ile B fark A'nın kartezen çarpımının eleman sayısı 51. Ben iki tane küme çizmek istiyorum. Bir tanesine A dedim. Bir tanesine B dedim. Şurada A eleman olsun. Burada B eleman. Burada C eleman olsun. Kabul. A kümesinin eleman sayısı A artı B'dir. B fark A'nın eleman sayısı da C'dir. Ben bununla bunu çarpınca 51'i buluyormuşum. B kümesinin eleman sayısı B artı C'dir. A fark B'nin eleman sayısı da A'dır. Bununla bunu çarpınca da 64 buluyormuşum. Hadi gel bunları bir güzel dağıtalım. AC artı BC eşittir 51'miş. AB artı AC eşittir 64'miş. Gel alttakinden üsttekini bir güzel çıkaralım. Ne yapacağız? AC'ler, AC'ler gidecek. Geriye ne kaldı AB eksi BC eşittir 64'ten 51'i çıkar bakalım ne kalır? 13 kalır ve B parantezine al burayı. B parantezinde A eksi C mi geldi eşittir 13? Çok güzel. Şimdi bak bizden ne isteniyor? A kesişim B'nin eleman sayısının alabileceği değerler toplamı. A kesişim B neresi? İşte şurası. E burada kaç eleman var? B. Yani B'nin alabileceği değerlerin toplamı isteniyor. 13 nasıl bir sayı? Güzel sayı değil mi? <laughs> 13 güzel sayı. Ben e, ilkokulda ve lise, e, ilkokulda okul takımındayken numaram 13'tü. Şimdi burası 13 ya. 13 asal sayı. Özelliği bu. Benim okul takımındaki forma numaram değil yani. Özelliği asal olması. Asalların da biliyorsun iki tane çarpanı vardı. 1 ve kendisi. O zaman ya burası 1'dir, burası 13'tür ya da bu 13'tür, bu 1'dir hocam. Yani B'nin alabileceği, bizim aradığımız değerler 1 ve 13'müş. İşte bunların toplamı sorulmuş. Doğru cevap C seçeneği olacaktı. Evet gençler artık bu sütunu da bitirdik. Sağ taraftayız 39. sorumuzda. A ve B E kümesinin boş olmayan, boş olmayan iki alt kümesi olmak üzere. Yani diyor ki bir tane E kümesi var diyor. Bir tane A kümesi var diyor. Bir tane de B kümesi var diyor. B kesişim A boş kümeymiş ya. A çok güzel. O zaman ben bunları ayrık çizerim güzel kardeşim. Şuraya A derim. Buraya da B derim. A bu da evrensel küme olur. A birleşim B de evrensel kümeyi veriyormuş. E çok güzel şurada eleman yokmuş yani. E kümesi de 1, 2, 3, 4'müş. Diyor ki x eleman a ve y eleman b olacak şekilde kaç farklı x, y sıralı ikilisi yazılabilir diyor. E şimdi diyor ki yani olay şu. Şöyle diyor. Bu a ve b kümesinin toplamda 4 tane elemanı var. Bunlar 1, 2, 3, 4'tür diyor. Çünkü şurada eleman yok dedik ya. O zaman o elemanlar nerededir? Aa, bazıları buradadır, bazıları buradadır. E şimdi ikisi de boş değilmiş. Onu da unutmayalım lütfen x eleman a ve y de b'nin elemanı olacak şekilde kaç farklı x'ye sıralı ikilisi yazılabilir diyor. Şöyle yapıyoruz. 4 elemandan 2 tane eleman seçeceksin. 4'ün ikilisi. Tamam mı? Bir de diyeceksin ki bunlar x a'nın elemanı, y b'nin elemanı ya da tam tersi y a'nın ya da x b'nin elemanı olabilir. Yani ben bu elemanları yer değiştirebilirim diyeceksin. Kaç defa yer değiştirebilir? 2. Yani ben şimdi şunu tuttum. Tamam. Bu neymiş? Ş şarj cihazı. Bunu tuttum. Bir de kalemi tuttum. Bunları böyle de tutabilirim. Böyle de tutabilirim. Şimdi iki tane eleman kaç farklı biçimde konumlanabilir? 2. O zaman çarpı 2 diyeceğiz. 4'ün ikilisi 6 çarpı 2'den doğru cevabı bulursun. Doğru cevap 12 olacaktı. Evet gençler 39. sorumuzu da çözdüğümüze göre geçtik. 40. sorumuza ne dedik? Bir şeyi 40 kere söylersen olur demiştik. İşte şimdi 40. defa söylüyoruz. Umarım hazırsındır. Umarım hala kafan dinçtir. Dinç değilse bile bu sorudan sonra büyük bir iş başardığını, mantık ve kümelerle alakalı artık kafanda soru işaretinin kalmadığı düşüncesiyle büyük bir rahatlama da yaşayacaksın. Hiç merak etme. Soru 40. E kümesi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bak bazı sorularda dikkat et arada bir tanesini yazmaz. Sen de burada 10 tane eleman varmış gibi düşünerekten işlem yaparsın. Cevabı da o şıkkı da koyarız ki ben burada öyle bir şerefsizlik yapmadım. Cevabı da onu koyarız. Sen de onu işaretlersin. Ona dikkat et. Ben burada hepsini yazdım bak. 0'dan 9'a kadar hepsi var. Yani 10 tane elemanı var. A, B ve C kümeleri E evrensel kümesinin alt kümesidir. A kartezyen A kesişim C 0 1 1 2 3 4 5 elemandan B kartezyen A kesişim B de buradaki 4 elemandan oluşuyor. B kesişim C kümesinin eleman sayısı kaç farklı değer alır diye sorulmuş. Şimdi Şurası birinci bileşen. Birinci bileşense A kümesinin elemanı birinci bileşenlerden oluşur. 0, 1, 2, 4 ve 6'dan oluşuyormuş. 0, 1, 2, 4 ve 6. Şimdi geldim A kesişim C'ye. A kesişim C'nin içerisinde de sevgili gençler sadece bir varmış. Bak gördün mü? Sadece ama sadece bir var. Şimdi A kesişim C'de bir varsa C'de kesin bir var. A ile C'yi kesiştir. Bak A bu unutma. C'yi kesiştirip sadece 1'i alıyorsam demek ki C'nin içerisinde 0, 2, 4, 6 yok. Bak C'nin içerisinde 0, 2, 4, 6 yok. Bunu unutma. 0, 2, 4, 6. Peki. Şimdi gelelim şuraya. B'nin bileşenleri. 0, 0, 1, 1. E 0 ve 1 var. Yani B kümesi sadece 0 ve 1'den oluşuyor. A kesişim B'ye bakıyoruz. A kesişim B'de. Yani şöyle A ile B'yi kesiştireceğiz ya. E bakıyorsun 0 ve 1 var zaten. E 0 ile 1 var. E tamam çok güzel. Demek ki B kümesi bu kadar. A'yı B'yi C'yi de bir kısmını biliyoruz. A'yı kesin biliyoruz. B'yi de kesin biliyoruz. Ama C'nin bir kısmını biliyoruz. Peki B kesişim C için. B biliyoruz ya 0 ile 1. C kümesi bu B kümesiydi. C kümesi de e, içinde, içerisinde 1 olduğunu biliyoruz ama daha başka elemanlar olup olmadığını bilmiyorduk. Şimdi 1 var eyvallah. Ama 0, 2, 4, 6 da yok dedik. 0, 2, 4, 6 da yok dedik. Şimdi C'nin içerisinde neler olabilir? Ona bakacağız. 3, 5, 7, 8, 9 olabilir. Bak 3, 5, 7, 8, 9 olabilir. Şimdi ben buraya gidip C kümesi için ben buraya gidip şunu yapsam desem ki 3 olsun, E 5 olsun, 7 olsun, 8 olsun ama kaç tanesi olsun güzel kardeşim. Şimdi C kümesi kesinlikle bir elemanı var. 3 olursa 2 eleman olur. Bir tane daha olursa 3 eleman, 4 eleman, 5 eleman, 6 eleman olabilir. Doğru mu? Doğru. Yani burası 1 elemanlı iken ben bunları birleştirdiğim zaman zaten bunun da içinde 1 olduğu için B birleşim C kesinlikle içerisinde 0 ve 1 olacak. Yani minimum 2 elemanlı olacak. Buraya 1 eleman daha koyarsam 3 elemanlı olabilir. 2 elemanlı, 3 elemanlı. Bir tane daha koyarsam 4, bir tane daha koyarsam 5. Bak şunu koydum, bunu, 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 bunu koydum. Zaten iki eleman da burada vardı. O zaman toplamda 5 tane daha gelir ve toplamda birbirinden farklı B birleşim C elemanları sevgili arkadaşlarım 6 tane küme sayı küme sayısı sayısı oluşturabiliriz. Yani eleman sayısı sayısı oluşturabiliriz. Tamam. Böylelikle 40. sorumuzu da çözmüş olduk. Şu son kısım Artık 1 saat 45. dakikadayız. Bak videonun başında söylemiştim. 1 saat 40 dakika ile 1 saat 50 dakika arasında sürecek diye. 1.40 küsürdeyiz. Şu son kısmı yorulduğum için sanırım e, dilim dolandı olmadı. Orayı tekrar söylemek istiyorum. Şimdi C kümesinin içerisinde bir elemanının olduğunu biliyoruz ama daha başka elemanlar olabilir dedik. B kümesini kesin biliyoruz. B birleşim C'nin eleman sayısı sorulmuş. B birleşim C için zaten bir bunda da var bir bunda da var olduğu için sıfırla bir mutlaka olacak dedik. Birleşim olduğunda. Şimdi ben buraya şuradaki 3, 5, 7, 8, 9 yani 0, 2, 4, 6 yok demiştik ya C kümesinin şahsi kesin. 3, 4, 3, 5, 7, 8, 9 onları da yazayım. 3, 5, 7, 8, 9. Şimdi bunlardan zaten B birleşim C'nin kesin iki elemanı var. Bir tanesini daha koyarsak 3 elemanlı bir küme gelir. Bir tanesi daha olursa 4 elemanlı. Bir tanesi daha olursa 5 elemanlı. Bir tanesi daha olursa 6 elemanlı bir tanesi daha olursa 7 elemanlı bir küme oluşur. Demiş ki zaten eleman sayısı kaç farklı değer alır? Kaç farklı değer var burada? 6 tane. İşte bundan kaynaklı 6. Şimdi daha iyi anladın değil mi? Senden özür diliyorum oradaki vaktini çaldığım için. Kusura bakma. Şimdi daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ve gençler 40 soruda mantık ve kümeleri bitirdik. Artık senin için mantık ve kümeler diye bir konu kalmamış olması gerekiyor. Bence kalmadı. 10 numara 5 yıldız bak teri de görüyorsun. Yani Şöyle de yaparsak daha da fazla çıkabilir. Neyse iğrençleşmeyin. İğrençleşmeyin. Şöyle de kapatalım orayı. Kusura bakmayın gençler. Ama e, hem yani şu an gece saat bak çift 0.43 olmuş. İçeride 15 aylık çocuk uyuyor. E, camı açamıyorum çünkü dışarıdan yolun sesi geliyor. Ara, araçların motor ve lastik sesi de geliyor. Dip ses oluşturuyor. Camı açamıyorum. Camı e, açarsam böyle bir sıkıntı çıkıyor. Camı açmazsam e, bu şekilde bir sıkıntı çıkıyor. Ee, ama ben video boyunca video boyunca arkadan böyle bir dip ses gelip de seni rahatsız etmesini de açıkçası istemiyorum. E, i̇stemediğim için de e, bu şekilde buna katlanıyorum. Yapacak bir şey yok. Şu an içerisinin e, sanırım derece ölçümü falan yapılsa bir 39-40 derece olmuştur. Ciddi anlamda yüzümden de belli zaten terledim. O yüzden kusura bakmayın böyle çirkin görüntüler için. E, hakkınızı helal edin. En azından 1 saat 45 dakika boyunca arkadan dip ses duymandan daha iyidir. Evet gençler sizleri çok seviyorum. Artık şu emeğin de karşılığı olarak videoyu bir beğenebilirseniz ve kanala da abone değilseniz lütfen abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Sizleri seviyorum. Anlatmaya devam. Yeni kitaplar yazıyorum. Ee, yeni kitaplar yazmaya devam. Bu kitabımız zaten şu an satışta destek olmak için ve kendinizi de üst seviyeleri taşımak için gerçekten bu kitabı da satın alabilirsiniz arkadaşlarım. Problemler kitabı yolda. Aklınızda bulunsun ve bir yandan da farklı bir kitap daha yazıyorum. 40 soruda AYT serisi. AYT de yolda sevgili arkadaşlarım. Eğer ki bu seriler sevilirse ve tutulursa da ve enerjimde kalırsa yaz bir an önce bitsin istiyorum. Enerjimde kalırsa buradan da haberini vereyim. 40 soruda geometride yolda. Evet. Gençler kendinize dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkta kalın ve tabii ki her zamanki gibi bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.